Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Kadıköy Şubesi'nin değerli üyeleri, bugün 17. olan genel kurulumuzu yapacağız. Dolayısıyla divana bizi önerdiğiniz için, bize güvenip oy verdiğiniz için bu anlamda çok teşekkür ediyorum divan kurulu adına. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi genel kurulumuzun, sizlerde de kitapçık da var, genel kurul gündemi ellerinizde var. Dolayısıyla bu gündem doğrultusunda genel kurulumuzu hızlı bir şekilde, çok fazla vakit almadan tamamlamaya çalışacağız. Sabrınıza sığınarak bu genel kurulu vaktinde, saatinde yetiştirmeye çalışacağız. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. İlan edilen gündem, gazetede ilan edilmiş gündem ve gündeme bağlı kalmak kaydıyla genel kurulumuza başlıyoruz. Gündemin üçüncü maddesiyle başlıyoruz, devam ediyoruz. Divan genel kurul tutanaklarına imzalama yetkisi verilmesi konusunda oylarınızı rica ediyoruz. Divana genel kurul toplantı tutanaklarına imzalama yetkisi iznini istiyoruz sizden. Dolayısıyla bu izni rica ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de gerekli divan olarak tutanakları imzalayacağız, hazırlayacağız. Gündemin dördüncü maddesindeyiz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması. Hazır mıyız? Evet, Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları, kurucu tüm büyüklerimiz adına ve meslekte kaybettiğimiz üstadlarımız adına sizleri saygı duruşuna, arkasından da İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Genel Yönetim Kurulu'nu bugüne kadar çalışmalarıyla buraya kadar taşıyan Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyoruz. Ve Şube Başkanımızı da bu anlamda Yönetim Kurulu adına konuşması için davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Merkez Yöneticilerim, Şube Başkanlarım, TÜRMOP'umuzun Genel Sekreteri, TÜRMOP Genel Başkan Yardımcımız, İSMO Başkanımız, İSMO Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kurul Üyelerimiz ve siz değerli meslektaşlarımız. Hepinizi 17. Genel Kurulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 26.9.2018 tarihinde yapılan 16. genel kurulumuzda bizlere verdiğiniz güçlü destekten dolayı hepinize bir kez daha teşekkürlerimi sunmak isterim. Genel kurulun hemen arkasından görev dağılımı yapılmış. Bendeniz İrfan Gümrah başkanlığa, Aynur Koçullu arkadaşımız başkan yardımcısı, Özbey Taşkın arkadaşımız sekreter ve Ali Duman arkadaşımız da muhasip olarak çalışmaya başlamıştır. Ali Duman meslektaşımız daha sonra yurt dışına çıktığından dolayı yedekte bulunan yönetim kurulu arkadaşımız İbrahim Akçay yönetim kurulumuza dahil olmuş, asil kurula ve muhasip olarak seçilerek görevimize başladık. Yönetim kurulumuz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kadıköy Şöhret Kurşunoğlu İlköğretim Okulu ve İş Okulu'nu ziyaret ederek buradaki engelli arkadaşların korunaklı iş yerlerinde çalışması için bir çalışma başlatmış ve ona yakın engelli arkadaşımız korunaklı iş yerlerinde meslek edinmiştir ve buralarda eğitimlerini yapmıştır. Yine aynı tarihlerde Ümraniye temsilciliğimizin Ümraniye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün engelli ve engelli ailelerine vermiş olduğu eğlenceye yönetim kurulu olarak katılıp engellilerle birlikte eğlendik. Evet, bu yaptığımız çalışmalar büyük ilgi gördü.
Bunun üzerine Üsküdar Oda Temsilciliğimiz bize bu konuda destek olarak bir tane akülü sandalye, 3 tane de manuel tekerlekli sandalyeyi engellilere bağışladık. Onlara da buradan teşekkürleri bir borç biliyorum. Bir amatör tiyatro grubu olan Fazla Mesai Tiyatro Grubu Ataşehir'de Tersine Dünya diye bir oyunu sergilemiş dernek yararına ve üyelerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşmiş olan bu etkinlikte hoşça vakit geçirmişlerdir. Şube delegelerimizin tamamının katılımı ile genel merkezimizin genel kurulunu yaptık ve derneğimizin daha önceki başkanlarından Ercan Ceylan kardeşimiz genel merkez yönetim kurulu üyesi ve genel merkez saymanı olarak görev yapmıştır. Genel merkez yönetimi ve tüm şubelerle beraber Ankara ziyareti gerçekleştirerek Yüce Önder'in anıtkabirini, şube başkanlarıyla toplantı ve ardından TÜRMOP ziyaretlerini gerçekleştirdik. Ramazan ayında dernek üyelerimizin de yoğun katılımıyla bir iftar düzenledik ve geç saatlere kadar üyelerimiz hoşça vakit geçirmişlerdir. Meslek mensuplarımızın yaşadıkları yörelerde söz sahibi olmaları adına Kadıköy Kent Konseyi'nde Sevil Üstündağ Üstadımızın, Ataşehir Kent Konseyi'nde de Aynur Koçullu arkadaşımızın görev alarak yaşadıkları ilçelerde meslek bakışını ortaya koymalarını sağladık. Dernek Genel Merkezimizin düzenlediği geleneksel futbol turnuvasına takımımız katılmıştır. Antrenmanlar ve maçlar oldukça yoğun ve güzel geçmiştir. Bu antrenmanlarda ve bu müsabakalarda özellikle bizleri yalnız bırakmayan ve her maçımızda, her antrenmanımızda bizimle beraber olan Bilal Karayazı, Tayyar Güler ve Selçuk Bıçakçı arkadaşlarıma bir kez daha buradan teşekkürü bir borç bilirim. Ve şubemiz, merhum hocamız Nevzat Pamukçu adına düzenlenen bu futbol turnuvasında üçüncülük kupasını almıştır. Kupa sahibi futbolcularımız ve yöneticileriyle, teknik direktörleriyle kutlamalar yapılmıştır. Ve şube yöneticilerimiz ve üyelerimiz Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye temsilciliklerinin tüm yaptığı eğitim ve etkinliklerde katılım sağlamışlardır. Derneğimiz bu dönemde hiç eğitim etkinliği yapmamıştır. Nedeni, eğitimde tüm yurt genelinde marka olan İSMO'nun yaptığı eğitimler yeterli ve nitelikli olduğundan ayrıca bir eğitim yapılmasına gerek olmadığı düşünülmüştür. Genel merkezin ve diğer şubelerimizin yaptıkları etkinliklere ve toplantılara ben bizzat şube başkanı olarak ve genel sekreterim Özbey Taşkın tüm etkinliklere olabildiğince katılım sağlamıştık. Maalesef 2020 yılın başından itibaren tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen COVID-19 ülkemizde de bizi çok fazla etkilemiştir. Mesleğimizi yakından etkilemiştir. Ülke genelinde 100'ün üstünde meslektaşımızı maalesef kaybettik. Ölen meslektaşlarımıza rahmet diliyor ve nur içinde yatsınlar diyoruz. Yine bu dönemde derneğimizin üyelerinden Deniz Gezmiş'in bize yadigarı, yeminli mali müşavir Hamdi Gezmiş üstadımızı da kaybettik. Kendisine rahmet ve minnetle duygularımızı buradan iletmek istiyoruz. Bu dönemde derneğimiz bugüne kadar son 15-20 yıl içerisinde çok fazla sayıda üye kaydederek bir ilke adım atmıştır. Bunun dışında derneğimizin tüm çalışmalarında bize katkı sunan genel merkezimize, İSMO'muza, TÜRMOP'umuza şükranlarımızı sunuyorum. Ve bugüne kadar benimle görev yapan tüm arkadaşlarıma emeklerine sağlık diyorum ve onları göstermiş oldukları özveriden dolayı şahsınızda, huzurlarınızda bir kez daha kutluyorum. Evet, mesleğimiz
meslek sorunlarına çok fazla değinmek istemiyorum. Fazla da sözü uzatmak istemiyorum. Umuyorum ben tabii ki bu dönem pandemi nedeniyle çok fazla istediklerimizi yapamadık. Ama umuyorum size layık olmayı başarmışızdır. Ama bundan böyle de bu derneğin her zamanki gibi çalışacak bir neferi olarak her zaman emrinizde olacağımı bilmenizi isterim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın. Evet, şube başkanımız İrfan Gümrah'a çok teşekkür ediyoruz. Bir nevi bir veda konuşması gibi bir konuşma oldu. Ben öyle zannediyorum. Sizler takdir edeceksiniz yönetim kurulunun bu anlamdaki çalışmalarını. Evet, devam ediyoruz gündemimize. 6. maddedeyiz. Konukların tanıtım ve konuşmalarına geldik. Dolayısıyla ben Gülsel arkadaşıma konukların tanıtımı için mikrofonu uzatıyorum. Sayın Divan, sayın konuklarımız, hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Sayın Mahmut Şahin, İSMO Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir, TÜRMOB Oda Sekreterimiz Sayın Yahya Arıkan, TÜRMOB Başkan Yardımcımız Sayın İrfan Hüseyin Yıldız, TÜRMOB Haksız Rekabet Kurulu Üyesi Sayın Hasan Ildır, TÜRMOB Etik Kurul Başkanı Sayın Cemile Kuzu, TÜRMOB Sürgen Başkan Yardımcısı Sayın Ziyad İhsanlı, İSMO Oda Başkan Yardımcısı Sayın Ali Haydar Tunç, İSMO Oda Sekreteri Sayın Erol Demirel, İSMO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halim Bursalı, İSMO Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Mithat Erdoğan, İSMO Önceki Dönem Disiplin Kurulu Üyesi Sayın Ayşin Hangül, TESMER Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yıldız Kolu Ergin, TESMER Eğitim Müdürü Sayın İnci Şalcı, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Merkez Yöneticileri Selvi Yeşilurt, Esra Başar Öztürk, Gülnur Koldaş, Ercan Ceylan, İSMO Denetim Kurulu Üyesi Sayın Fatma Ölmez, İSMO Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kazım Mermer, İSMO Yayın Kurulu Üyesi Sayın Tayyar Güler, Gülser Ertekin, İSMO Mesleki Denetim Kurulu Üyesi Özbey Taşkın, İSMO Mesleki Gelişmeler İzleme Kurulu Üyesi Sayın Sema Eren, İSMO Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Sayın Bilal Karayazı, İktisadi Dayanışma Sayın Nusret Sümer, Maltepe Dernek Başkanı Sayın Cem Özkan, Eminönü Dernek Başkanı Sayın Mustafa Ulutürk, Zeytinburnu Dernek Başkanı Sayın Osman Gelir, Kadın Muhasebeciler Dernek Başkanı Sayın Gülizar Özer, Kadıköy temsilcimiz Sayın Mustafa Gün, Ümraniye temsilcimiz Sayın Muhammed Kantarcı, Ataşehir temsilcimiz Sayın Hüseyin Günveren, Sancaktepe temsilcimiz Sayın Serap Gültekin Taka, Maltepe temsilcimiz Sayın Serhat Özdemir, Geçmiş Dönem Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Başkanı Sayın Mustafa Coşkun, Önceki Dönem İSMO Yönetim Kurulu Başkanı Yayın Kurulu Yayın Kurulu Başkanımız Sayın Sabri Karakaşlıoğlu. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de değerli konuklarımızın, aynı zamanda mesleğin önderleri burada olmaları bize şeref verdi. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet, bizim unuttuklarımız elbette olur. Sonradan gelen arkadaşlarımız da olacaktır, dostlarımız da olacaktır. Tek tek geldikçe, arkadaşlar da bilgi verdikçe anons etmeye çalışacağım. 6. maddeyle devam ediyoruz. Konuklarını tanıttık sizlere. Konuşmalarına geçiyoruz. Dolayısıyla derneğimizin genel başkanı Sayın Mahmut Şahin ile başlıyoruz. Hoş geldiniz ve buyurun. Sayın Divan, Sayın Oda Başkanım, Sayın TÜRMOB Başkan Yardımcım, Sayın TÜRMOB Genel Sekreterim ve derneğimizin Onur Kurulu Başkanı, İstanbul Odamızın çok değerli yöneticileri, Sayın Genel Merkez Yöneticilerim, Mali Müşavirler Derneğimizin geçmiş dönem genel başkanlarım, Sayın TÜRMOB Sürgen Başkan Yardımcım, değerli şube başkanlarım, odamızın kurul üyeleri, komite üyeleri, ilçe temsilcilerim ve çok değerli Kadıköylü meslektaşlarım,
Ben de sizleri Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğimizin kurulları adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şube genel kurullarımızın 23.sünde bugün Kadıköy şubemizle sizlerle birlikteyiz. Sizlerle beraber olmak bizler için büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç. Öncelikle katılımınızdan dolayı da ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, 8 Eylül'de başlayan şube genel kurul toplantılarımızda süreç bizim için tatsız başladı, üzüntüyle başladı. Derneğimizin denetleme kurulu başkanı Sayın Kemal Güner'i kaybettik. Bizler için büyük bir üzüntü. Ben bir kez de burada Kadıköy'de sizlerin huzurunda değerli Kemal Güner'i saygıyla anıyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve camiamıza da bir kez daha başsağlığı dileklerimi sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, şube başkanım, şubemizdeki, Kadıköy şubemizdeki dernek faaliyetlerimizi aktardı. 1,5 yılı, 3 yıl gibi yaşamışlar. Ben kendilerini kutluyorum. Bu pandemi sürecinde, geçen 1,5 yıllık süreç içerisinde maalesef her şeyimiz değişime uğradı. Hayata bakışımız değişti. İş yapma alışkanlıklarımız değişti. Ailelerimizden uzak kaldık. Evlatlarımıza sarılamadık. Anne babalarımızdan uzak durmak zorunda kaldık. Bir yandan mesleğin var olan sorunların yanı sıra bir yandan da yeni çıkan uygulamalarla birlikte de maalesef psikolojik bir savaş verdik. Tabii bu süreç içerisinde değerli büyüklerimizi kaybettik. Meslektaşlarımızı kaybettik. Ben bir kez daha COVID sürecinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık süreci devam eden arkadaşlarımız var. Hüseyin biz arkadaşım en yakın tarihte rahatsızlanmıştı. Bugün genel kurulda gördüm. Çok sevindim. Sağlık süreci devam eden arkadaşlarıma da bir kez daha acil şifa dileklerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, maalesef psikolojik savaş dedim. Mesleğimizin var olan sorunları ve pandemi öncesi mevcut olan haklı taleplerimiz varken bir de üzerine pandemiyle beraber üzerimize artı gelen yüklerimiz oldu. Neydi bu haklı taleplerimiz diye bir düşünecek, sorgulayacak olursak ben burada teker teker sıralamayacağım ama önemli bulduğum 3-5'inin de altını önemli de çizmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, yıllardan beri hepimiz mücadele veriyoruz. Gelir vergisi ve KDV çelişkimiz. Serbest meslek kazancının vergilendirilmesinde tahsil esası mı, tahakkuk esası mı? Yıllarca mücadele veriyoruz. Diyoruz ki tahsil esası olmalı. Tahsil etmediğimiz verginin KDV yükü altında bizleri ezmeyin diyoruz. Çeşitli platformlarda yazılı, görsel ve basın beyanatlarıyla haklı taleplerimizi zaman içerisinde hep sıraladık. Bir diğer haklı talebimiz ki pandemi sürecinde bunu gördük. Birçok sektörel bazda bunun içerisinde hizmet sektörü de var. Genel katma değer vergisi oranlarının indirildiğine şahit olduk. Değil mi değerli arkadaşlarım? Dedik ki bu zor günlerde ülke ekonomisinin çarklarının dönmesi için mücadele veren tek sevdası ülke olan mali müşavirlerin de katma değer vergisi oranının %8'e indirilmesi gerektiğini altını çizerek ısrarla beyanatlar verdik. Bir diğer haklı talebimiz uygulanamayan bir mali tatilimiz değerli arkadaşlar. 1 Temmuz 20 Temmuz mali tatil. Adı mali tatil ama uygulanamayan bir kanun. Uygulanamayan kanun kanun değildir değerli arkadaşlarım. TÜRMOP Genel Kurulu'nda dönemin Maliye Bakanı bize müjde verdi. Bakanlarıma, danışmanlarıma haber verdim. Dünyanın bir ülkesinden bir örnek getirin. Uygulamanın nasıl olduğuyla ilgili. Ama gelen cevap üzdü. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bir mali tatil uygulaması yok. Ama ben sizin Kemal abiniz olarak size mali tatil veriyorum dedi ve salonda alkıştan deprem havası oluştu. Ama kanun yayınlandı. Peşi sıra tebliğlerle baktığımızda aslında ortada uygulanamayan bir kanun var. Sadece beyan sürelerinin
20 Temmuz'dan sonraki 5 günlük süreye sıkıştırılması zaten yeni uygulamada ayın 26'sındaki zaten beyan sürecine denk geliyor. Haliyle mali tatil anlamını yitirmiştir değerli arkadaşlarım. En azından bu süreç içerisinde Temmuz ayında beyan ve bildirimlerin sürelerinin de Temmuz ayına uzatılması gerektiğini düşünmekteyim. Değerli arkadaşlarım, bir diğer haklı talebimiz, gene yıllardan beri diyoruz ki son dönem geçici vergi beyannamesini anlamsız. Neden anlamsız? 17 Şubat'ta geçici vergi beyannamesi vereceksiniz. 11 gün sonra 1 Mart'ta yıllık gelir vergisi beyannamesi vereceksiniz. Dedik ki bir beyan döneminin dahi eksiltiliyor olması bizler için büyük bir umut olacaktır. Bunu kaldırın. 11 günlük süreç için bizleri yormayın dedik. Ve 11 günlük süreçte de ülke ekonomisini zora sokacak hiçbir şartın oluşmadığını da altını çizdik. Ama geldiğimiz noktada geçen haftada yayınlanan bir taslak var. Hepimiz okuduk değil mi değerli arkadaşlarım? Ne diyor orada? Orada diyor ki evet, geçici vergi beyanı 3 döneme indirilmiştir. Ancak takip eden yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyan döneminde 1 ay öne çekildiğinden bahsediyor. Bunu kabullenmek mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 72 yıllık uygulanan bir kanun var. Alışkanlıklarımız var. Bütün toplumun bütün kesimlerinde Mart ayının vergi ayı olduğu oluşumu söz konusu. Bizler ofislerimizde yıllarca mücadele ettik. Serbest meslek ve ticari kazancın haricinde gayrimenkul sermaye iratlarının, menkul sermaye iratlarının, arizi kazançlar ve diğer kazançlarının Mart ayında vergilendirilmesiyle ilgili hep mükelleflerimize uyarıda bulunduk. Ve bu alışkanlık son 10 yıl içerisinde yerine oturabildi. Bundan sonraki süreç içerisinde bir daha beyan döneminin geriye çekildiğini Şubat ayında anlatabilmemiz mümkün değildir değerli arkadaşlarım. Ve tasarının bir an önce geri çekilmesi gerektiğini, uygulamanın şu anki şekliyle devam etmesi gerektiğini düşünmekteyim. Değerli arkadaşlarım, bir diğer haklı talebimiz de bir ücret tarifimiz. 130 bin kişilik bir camianın ücret tarifesinin Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmasını kabul etmek mümkün değil. Odalarımızın ve TÜRMOB'un yok sayanları şiddetle kınıyorum. Ücret tarifemiz günün yaşam koşullarına göre odalarımız tarafından hazırlanıp TÜRMOB tarafından da yayınlanması gerektiğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Ve hatta zamanı endeksli ücret tarifesinin uygulanmasının zamanının geldiğini düşünüyorum. Ben de mesleğimi sizler gibi icra eden bir arkadaşınızım. Bir sözleşme yaptığımızda örnek olsun 200 lira çıkan bir sözleşmede müşteriyle çalışmaya başladığımda iki tane POS cihazı, birden fazla banka hesabı varsa maalesef verdiğimiz hizmet karşısında aldığımız ücret değmiyor. Bu nedenle zamana endeksli ücret tarifesinin de artık hayata geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii taleplerimiz var. Pandemi süreciyle beraber yine hayatımıza giren bir takım yeni uygulamalar oldu. Dedik ki pandemi sürecinde bizler bu kadar çalışan, ülke ekonomisi için üreten meslektaşlar olarak en azından yeni uygulamaya girecek olan bazı uygulamaların kanunlarında ötelenmesini talep ettik. Neydi bunlar? Bir tanesi poşet beyanı. Geri kazanım katılım payı. Hatta ileriye gittik, dedik ki bizlere ofislerimizde poşet saydırtmayın. Bir katkı payı alınacaksa ithalatçısından, üreticisinden, imalatçısından, kaynağından alınsın. Yüz binlerce beyan yerine birkaç bin beyanla katkı payını almaya devam edin dedik. Diğer bir tarafta turizm katkı payı ötelenmesini talep ettik. Diğer bir yeni uygulamada o dönem itibariyle Muh SGK bildirimi, ki pilot illerimizde uygulanırken bile meslektaşlarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde uygulamanın ne kadar zor olduğunu hep anlattılar. Bunun üzerine dedik ki bizler bu süreç içerisinde psikolojik bir savaş içerisindeyiz. Bu uygulamanın ertelenmesinin doğru olacağını düşündük. Ama geldiğimiz noktada maalesef uygulama hayatımıza girdi. Evet, bizler beyanların birleştirilmesini istedik değerli arkadaşlarım. AYMA biz aynı kurum çatısı altında
KDV 1, KDV 2, damga vergisi ve muhtasar beyanının birleştirilmesini talep ettik. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Gelir İdaresi'nin arasındaki uyuşmazlık, sistemsel uyuşmazlığın ceremesini çekeceğimizi biliyorduk çünkü. 1 Mart muhasebe haftası etkinliklerimizde İstanbul Vergi Dairesi Başkanımızı ve İstanbul SGK İl Müdürümüzü ziyaret ettik yönetim kurulumuzla birlikte. Bütün bugün size aktarmış olduğum haklı taleplerimizi kendilerine rapor halinde sunduk. İstanbul Vergi Dairesi Başkanımızın ifadesi şuydu: biz SGK'dan daha sonra teknolojik anlamda kendimizi çok yeniledik, geliştirdik ama SGK bu konuda sınıfta kaldı dedi. Altyapısını iyileştiremediğini bize mesajlarını verdi. İstanbul SGK İl Müdürümüzü ziyaret ettiğimizde de kendisi de bunu zaten doğruladı. Yani farklı kurumlar arasındaki iletişimin, bildiriminin çok zor olduğunu bizlere ifade etti değerli arkadaşlar. Bence hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Bu camiye her ay MUSGK gönderirken sıkıntı çekmek zorunda bırakılmamalıdır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, tabii bu taleplerimizi dile getiriyoruz, anlatıyoruz. Her platformda da anlatmaya da devam edeceğiz. Ama bir yandan da şöyle bir öz eleştiri de yapıyorum kendime. Diyorum ki bizden niye görünmüyoruz, niye duyulmuyoruz, niye bilinmiyoruz veya görünmezlikten geliyoruz. Hani hep diyoruz ya 130 bin kişilik güçlü bir örgütüz. Ben bu görüntüyü doğru veremediğimizi düşünmeye başladım. Güçlü görüntümüzü veremediğimize inanıyorum. Seçimlerden sonra grup şapkamızı bir kenara bırakıp sevsek de sevmesek de, oy versek de vermesek de seçilen bütün yöneticilerimize sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Oda başkanlarımızın yanında olmamız lazım. TÜRMOB'un yanında olmamız lazım. Ben sosyal medyada takip ediyorum. Özellikle beyan dönemlerinde. Arkadaşım yazıyor. KDV'nin 2 gün kaldı. KDV'de uzatma olacak mı? Veya X bir beyanda süresinde uzatma olacak mı? Odamız ne yapıyor? TÜRMOB yöneticilerimiz ne yapıyor? Değerli arkadaşlarım, bu doğru bir görüntü değil. Bu doğru bir görüntü değil. Burada oda yöneticilerimizi ve TÜRMOB'u eleştirmek bizlere hiçbir şey kazandırmayacaktır. Demin anlatmaya çalıştım mesleğimizin sorunlarını, haklı taleplerimizi, hatta insani haklı taleplerimiz olduğunu düşünüyorum. Ama oda yöneticilerimizin ve TÜRMOB'un asli görevi beyanlarını uzatmakmış gibi bir misyon yüklemeye çalışırsak biz hata ederiz değerli arkadaşlar. Onların asıl görevleri mesleğimizin sorunlarının giderilmesi konusunda verecekleri mücadele bizler için en büyük kazanç olacaktır. Eğer güçlü görünmek istiyorsak, tek bir yürek, tek bir ses olarak mücadele etmemiz gerekiyorsa, bu çatı altında olduğu gibi, bugün birlikte olduğumuz gibi güçlü olmamız gerekir değerli arkadaşlarım. Ben bu duygu ve düşüncelerimle sözlerimi tamamlamadan Kadıköy şubemizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen bütün şube başkanlarıma, şube yöneticilerime sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu süreç içerisinde hayatını kaybedenler var. Bir Edip Üzü unutmak mümkün değil. Değerli genel sekreterime Allah'tan rahmet diliyorum. Görevi bırakacak olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemde seçilecek olan bütün arkadaşlarımı şimdiden kutluyorum. Başarılı bir çalışma dönemi geçirmelerini diliyorum. Bir teşekkürümü iktisade dayanışmaya yapmak istiyorum. 8 Eylül'den beri Anadolu dahil bizle beraber yol yürüyor. Sayın Nusret Sümer'e ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkürümü mesleki sorumluluk sigortamızın pazarlamasında beraber işbirliği olarak çalıştığımız Korurlar Sigorta Mert Korur Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Kendisi de genel kurul süreçlerimizde bizlerle beraber. Ben genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor. Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Saygıyla selamlıyorum. Aşağı yukarı benim geldiğim 6. genel kurul. Çok yorucu oldu. Konuşmalarımı da değişik yapmaya çalışıyorum. Hani sıkıcı olmasın diye. Ve kısa tutmaya çalışıyorum. Yaşadığımız dönem bireylere sürekli bencil olmayı öğretmektedir. Demektedir ki sistem, bencil ol ve tüket. Bencilleşikçe yabancılaşan, yabancılaştıkça bencilleşen ve yalnız kalan insan topluluğu.
Ortaklaşa yaşamın güzelliğinden bir haber. Kendine dahi yabancılaşan bu insan, yaşadığı ekonomik sorunun, mesleğindeki iflah olmaz angaryaların, yanan ormanların, kutuplaşmaların, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının ve kısaca dağ gibi sorunların içinde birisi gelsin, bizi kurtarsın duygusu ile çaresizliğin girdabında debelenir. Bu öyle bir vahim haldir ki mücadele eden insana bön bön bakar. Bu uğurda çaba gösteren sivil toplum kuruluşlarına, demokratik kitle örgütlerine dahi bunun gibi birçok kuruma dudak büker. Bir kez olsun elini taşın altına koymaz. Aslında demokratik mücadele taşın altına koyma da değil, pamuğun altına koyma kadar kolaydır ve kazanacak çok şey var, kaybedecek hiçbir şey yoktur. Buna rağmen uzak durur. Çocuğunun doğum gününe gitmek için meydanlara boş bırakan bir anne ya da baba bilmez ki o boş bıraktığı meydan çocuğunun geleceğinin karartılmasıdır. Zanneder ki ona iyi bir gelecek hazırlar. Yani okutursa, iyi bir gayrimenkul bırakırsa, bir iki de nakit para bırakırsa bankaya ona güzel bir gelecek hazırlar. Oysa çocuğu genç olduğunda işsizlik, susuzluk, ırkçılık, gericilik yakalayacak elbet bir gün eteklerinden evladının. Ve çocuğun gözü yurt dışında olacak, şimdiki nesil gibi. Sözlerime kadın sorunlarından birkaç şey söylemekle devam edeyim. Kadın meslektaşlarımız özellikle derneğimizi tartışıyoruz. En çok şundan muzdaripler. Biz aynı işi yapıyoruz ama aynı ücreti almıyoruz erkeklerle. Neden öyle diye. Eşit işe eşit ücret talebi var. Tabii burada halledilecek bir şey değil ama tartışılması, konuşulması gereken bir konu diye düşünüyorum. Bunun dışında mücbir sebep talebimiz var. Aslında konuşuldu bu konu. Dendi ki 21 gün mücbir sorun üzerine tatil olacak. 21 gün gibi bir gün söylendi. Biz de kadınların özel hallerinde, hamilelik, lohusalık gibi hallerde mücbir sebep sayılsın diye talep ediyoruz. Kadın çalışmaları geçmişte çok daha yoğunmuş, çok daha güzelmiş. Önceki toplantılarda da söyledim. Onlarca dernek kuruluyor, onlarca dergi çıkartılıyor ve çok kısa bir süre içerisinde 1923 ile 1908 yılları arasında, yani 15 yıllık bir sürede kadınlar birçok dernek kuruyorlar ve birçok da dergi çıkarıyorlar haklarını elde etmek için. Ama maalesef günümüzde kadınlar öncü, evet öncü ama ben özellikle muhasebe camiasını yetersiz buluyorum. Ve sözlerimi bir kadın üzerine söylemiş ezidi atasözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim topraklarımızda önce kadınlar uyanır, sonra güneş doğar. Çünkü güneşi kadınlar doğurur. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Kızlarla tanıdığım dostumuz var, müşavir arkadaşımız. Güzel abi. Çok teşekkürler. Tabii bir cümle söylemeden geçemeyeceğim. Mesleğimizde biliyorsunuz, mesleğimizin ücretlendirilmesinde kadın erkek ücretlendirilmesi bir ayrım söz konusu değil. Ama hayatın diğer alanlarında söylediğimiz bir gerçek. Öyle zannediyoruz. Hak etti, geri alacaktı. Tabii burada çok teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Konuşmaları yapmak üzere Sayın Oda Başkanımı Güzel Akdemir Bey davet ediyor. Buyurun efendim. Sayın Divan, her ne kadar gitse de aramızda hissediyoruz. Derneğimizin genel başkanı, TÜRMOB'umuzun değerli genel sekreteri, genel müdürümle birlikte çalışmaktan onur duyduğum yönetici arkadaşlarım, dernek şube başkanlarımız, yöneticilerimiz, odamızın kurullarında görev alan, TÜRMOB'un kurullarında görev alan değerli arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zor günlerden geçmedik, geçmeye devam ediyoruz. Hem pandemi sıkıntıları, hem ekonomik sıkıntılar, hem ülkedeki hukuksal ve siyasal sıkıntılar devam ediyor. Bu koşullarda odada bir çalışma dönemini daha tamamlamak üzereyiz. Çok az bir süre kaldı seçimlerimize. Bu sürenin
yaklaşık 1,5-2 yılı pandemiyle geçti. Mesleki sorunların çözümü anlamında çok fazla bir şey yaptığımızı söyleyemeyiz. Aslında bunun altında yatan temel gerekçe mesleki sorunları yaratan biz değiliz. Maalesef sorunların çözümü büyük oranda parlamentoda gerçekleşiyor. Sorun yaratanlardan sorunları çözmelerini bekliyoruz. Bu da açıkçası çok mümkün olmuyor. Bu süreçte önemli bir şey yaptık. Görevimiz olağanüstü değil ama pandemide meslektaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar testi pozitif çıkanları oda yöneticileri olarak aradık. Bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk. İşi biraz daha genişlettik. 2021 yılında yaşı 55'in üstünde olan yaklaşık 10 bin kişiyi aradık, tek tek aradık. 2022 yılında ise 48 bin meslektaşımıza ulaşmaya çalıştık. Onların sesini duymaya çalıştık. Ses vermeye çalıştık. Bunları ancak yapabildik. Dediğim gibi zor bir dönem, zor bir dönemden hep birlikte geçiyoruz. Meslektaşlar olarak aslında çok önemli bir görevi yerine getirdik. Aylardır sağlıkçılara teşekkür ediyoruz. Onlara minnettar olduğumuzu söylüyoruz. Onlar kadar teşekkürü hak eden bir meslek grubu daha var, muhasebeciler. Bu çok kamuoyunda maalesef konuşulmuyor. Bugün ülkede çarklar dönüyorsa, işletmeler ayaktaysa, binlerce çalışan vatandaşımız evine ekmek parası götürmüşse tüm bu işlerin altında bizim imzamız var. Bunları biz yaptık, elimizi taşın altına koyduk. Türkiye'de belki başlangıçta tartıştık. Daha sonra bu meslekte mücbir sebep olmaz, bizim iş yerlerinde olmamız, çalışmamız gerekiyor diyen ender meslek gruplarından biriyiz. Tüm bunların karşılığında tabii ki heykelimizin dikilmesini beklemedik ama biraz sesimize kulak verilmesini, biraz taleplerimize saygı gösterilmesini, biraz da bazı işler yaparken bize danışılmasını istedik. Maalesef bunlar olmadı. Bunun niye olmadığını biz biliyoruz. Birçok yerde de altını çizmeye çalışıyorum bunun. Bunun tek bir sebebi var değerli meslektaşlarım. Son yıllarda Türkiye'de moda oldu. Açık açık da siyaset bunu ifade ediyor. Bizim hepimizin ortak paydası meslek, meslektaşımız, ortak değerlerimiz, cumhuriyet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, kadın hakları. Türkiye'de bizim gibi sivil toplum örgütlerine bir zorluk dayatılıyor. Diyorlar ki ya bizimle olursunuz ya betaraf olursunuz diyorlar. Bizimle olursanız sorunlarınızı çözeriz, sesinize kulak veririz yapmacık da olsa. Eğer bizimle olmazsanız diyorlar, asla ve asla sorunlarınızı çözmediğimiz gibi sorun yaratmaya, yeni sorunlar da çıkartmaya devam ederiz diyorlar. Bir kez daha Kadıköy'ün genel kurulunda ifade etmek istiyorum. Evet, mesleğimizin sorunlarını çözemeyebiliriz. Sorunlarımız biraz daha fazlalaşabilir. Ama şu asla unutulmamalı ki, şartlar, koşullar, mesleki koşullar ne olursa olsun biz asla ve asla cumhuriyete sahip çıkmaktan, demokrasi mücadelesinden, hukukun üstünlüğüne olan inancımızdan asla asla vazgeçmeyeceğiz. Bu bizim kırmızı çizgimiz değerli meslektaşlarım. Bunun herkes tarafından böyle bilinmesini istiyoruz. Bu noktada tabii bu salonda olanların ortak bir özelliği var. Ortak özelliği de şu, aramızda zaman zaman görüş farklılıkları da olsa, ufak tefek kırgınlıklar da olsa hepimiz temel bir anlayıştan geliyoruz. Bizim geldiğimiz ortak anlayış, buradaki anlayış bir siyasi partinin arka bahçesi olarak kurulan bir anlayış değil. Veya koltuk kapmak için kurulan da bir anlayış değil. Bu odaları kuran, TÜRMOB'u kuran, mesleği bir noktadan alıp bir noktaya getiren temel anlayıştan geliyoruz biz. Bu anlayışa da hep birlikte sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu genel kurul inanıyorum ki ben
demokrasi mücadelemize, cumhuriyete sahip çıkma mücadelemize ivme kazandıracak. Mücadelemize omuz omuza devam edeceğiz. Bu vesileyle ben bugüne kadar bu çalışmalara katılan, bu gönüllü örgütlenmeye sahip çıkan, bu örgütlenmelerin en önemli özelliği gönüllü örgütlenmedir. Bu gönüllü örgütlenmelere sahip çıkan, başta geçmiş dönemlerde görev yapan, gerek genel merkezde görev yapan, gerek şubelerde görev yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyor, sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Merhaba arkadaşlar. Sayın Divan, Sayın TÜRMOP Genel Sekreteri, Sayın İSMO Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri, genel derneğimizin genel merkezin değerli yöneticileri, odamızın değerli yöneticileri, çok saygıdeğer Hazirun, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Gerçekten dernek örgütlenmeleri toplumun can alıcı dinamikleridir. Sizler de bu bilinçte olduğunuz için buradasınız. Bu derneği bildiğim kadarıyla Ataşehir, Ümraniye ve Kadıköy'den meslektaşlarımız bulunuyor, üyeleri. Ben de bu derneğin üyesi olarak aranızda bulunmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, dünya zor bir dönemden geçiyor. Pandemi sürecini her alanda hissediyoruz. Mesleğimizin iş yapışında, meslektaşlarımızın sağlığında, her alanda uğraşıyoruz. Dünya da bu sorunla uğraşıyor. Küreselleşen bir zorlukla karşı karşıyayız. Yine Türkiye zor dönemlerden geçiyor. Üzerine ekonomik kriz, çok ciddi ve ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Her ne kadar bir takım yalanlarla, ifadelerle yumuşatsalar bile hepimiz hayatımızın her alanında hissediyoruz. Ciddi, ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Biliyorsunuz yangın felaketleri oldu, sel felaketleri oldu, depremler yaşandı. Yani neredeyse yaşamadığımız bir felaket kalmadı. Biz hem odalarımız olarak hem TÜRMOP olarak meslektaşlarımızın yaralarına çare olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Maddi manevi katkılarımızı, yerinde ziyaret etmeleri, destek olmayı sürdürüyoruz. Bu TÜRMOP olarak meslektaşlarımıza sahip çıkma anlamında söylüyorum. Birçok meslek örgütünden daha iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Değerli arkadaşlarım, birçok akademik meslek anlamında sorunlarımız var. Gerçekten hayatta mesleğimizi icat ederken iş yapış biçimlerimizden, bürokratik engellerden, yasal düzenlemelerden kaynaklanan birçok sorunlarımız var. Değerli arkadaşlarım bir kısmını ifade ettiler. Ben onları tekrar etmeyeceğim. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Bakınız, biz sonuçta hizmet üreten bir mesleğiz. 2021 Ağustos itibariyle üretici, yurt içi üretici endeksi, yani ÜFE, %45.54. Peki hizmet üretici endeksi kaç? %34.47. Peki bizim mesleğin içinde bulunduğu muhasebeciler ve hukukçuların hizmet üretim endeksi kaç? %11.8. Şunu gösteriyor, biz gerçekten giderek gelir olarak erozyona uğrayan bir mesleğiz. Bunun mücadelesi ancak örgütlenerek mümkün olabilir. Keza belki bütün dünyada olmayan ama bizim son 20 yıldır karşı karşıya olduğumuz bir kötülük yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu kötülük yönetimi cumhuriyete karşı kötülük yönetimi, cumhuriyetin değerlerine karşı,
demokrasiye karşı kötülük yönetimi, temel insan haklarına karşı kötülük yönetimi, çevreye, doğaya, iklime karşı kötülük yönetimi ile karşı karşıyayız. Biz bu alanlarda da mücadele etmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, gemi batıyorken biz yandaş olsak ne olur? Gemi batıyor. Bize ne yapabilirler? Yani nasıl destekler çıkararak, desteklerde bulunarak biz var olabiliriz? Geminin bütünü batıyor. O geminin bütünü bütün ülke. Ülkemize bu anlamda sahip çıkmadan mesleki olarak da, meslektaşlar olarak da bizim aydınlığa çıkmamız mümkün gözükmüyor. Bu anlamda ben derneklerimizin örgütlenmesini çok önemli görüyorum. Biliyorsunuz biz odalarda, TÜRMOB'da nispi temsille seçiliyoruz. Çoğu zaman yasamızdan kaynaklanan, yasalardan kaynaklanan ciddi ağır bir vesayet altındayız. Bu nedenle dernek örgütlenmelerinin bizim yapamadıklarımızı o alanları doldurması açısından dinamik birimler olarak güçlendirilmiş sivil toplum kuruluşları olarak yer almaları gerektiğine inanıyorum. Bunun için ben bizim geçmişte dernek örgütlenmesine katkı vermiş bütün arkadaşlarıma teşekkür ederken yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinize de beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok değerli divan, değerli oda başkanım, TÜRMOB'un değerli genel başkan yardımcım, odamızın değerli kurul üyeleri, değerli dernek başkanları, Kadıköy Derneğimizin çok saygıdeğer üyeleri, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Üç genel kurul kaldı İstanbul'da. İnşallah yarın tamamlayacağız. Gittiğim her yerde bizim için çok özel bir yeri olan, hepinizi yakından tanıdığı sevgili Kemal Güner'i rahmetle anmak istiyorum. Işıklar için doyusun. Şimdi değerli arkadaşlar, aslında pandemi bitmedi. Problemler devam ediyor. Bu tip genel kurullarda çok uzun konuşmamız gerekli olduğunu da biliyorum. Mümkün olduğu kadar da konuşmamı çok fazla uzatmak istemiyorum. Tabii benden önce çıkan konuşmacılar herkesi pandemiden bahsetti. Devam ediyor. Daha ne kadar sürecek belli değil. Bir daha böyle bir süreci yaşar mıyız? Onu da bilemiyoruz. Ama benim hatırladığım Marmara depreminden sonra yaşadığımız en büyük olaylardan biri. 2019 Ekim ayında genel kurulumuzu yaptık. Sevgili Hüseyin Yıldız da burada. Hemen yeni seçilen yönetim olarak her meslek örgütü yol yürürken bir stratejik plan yapması gerekiyor. Bir stratejik plan hazırladık. Tam uygulamaya koyacağız. Mart ayı içerisinde hepinizin bildiği gibi pandemiyle karşı karşıya geldik. Şimdi ben burada saatlerce neler yaptığımızı anlatmak istemiyorum ama o süreçte öncelikle bir çalışma programı yaptık. Bir yandan hatırlayın, ilk pandemi çıktığında muhasebe camiası önce insan dedik, evde kal dedik. Evde kaldık ama hayat devam ediyor, işler yapılması gerekiyor. Bu cami evden çıktı. Öyle mi arkadaşlar? Ve biz de tüm mob olarak bu süreçle ilgili birkaç çalışma yaptık. Bunlardan bir tanesi, bir kriz var ortada. Ekonomik dar boğazlara girmiş. Aslında meslek örgütlerinin temel görevi sadece üyelerinin sorunlarını aktaran olmaması gerekiyor. Yaşadığı coğrafyada, toplumda, kendi alanında çözümler üretmesi gerekiyor.
Tabii iktidarlar buna yakın mı değil mi bilemiyoruz ama hiçbir iktidar meslek örgütlerinden yararlanmayı asla ilke edinemediler. Şöyle düşünün, şöyle hayal edin. Bu ülkede daha güzel bir gelecek adına, daha güzel bir dünya adına hukukçulardan, barolardan, sağlıktan, tabipçilerden, bu şehirdeki çarpı kentleşmeden, mimar mühendislerden ve ekonomide de mali müşavirlerin görüşlerine değer verseler, ben inanıyorum ki bu ülke çok farklı noktaya gelecek. Asla karamsar bakmayacağız geleceğe. Bir gün bu ülkede buna değer veren iktidarların da olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu amaçla 3 rapor yayınladık değil mi Sayın Hüseyin Yıldız? 3 tane özellikle sektör analizleri, ikincisini de bunu yayınladık. Ama bir yandan bu raporlar yayınlanırken iş dünyasına mesaj vermemiz gerekiyordu. Bir yandan bir algı var değerli arkadaşlar. Mali müşavirler camiası bir partinin arka bahçesi. Tabii bir partinin arka bahçesi olanlar burada yoklar biliyorum ama biz asla görev yaptığımız süre boyunca bir partinin arka bahçesi olmadık. Ama bizim görevimiz toplumun tüm katmanlarıyla diyalog içerisinde olmak zorundayız. Bu amaçla COVID dönemine rağmen tüm siyasi partilerin grup başkan vekilleri ziyaret edildi. Ayrıca Dünya Gazetesi'nde her 15 günde bir iletişim oluşturmaya çalıştık toplumla. Kamu TÜRMOP ne diyor demeye başladı. Meclisteki vergi yasasının görüşmesinde artık TÜRMOP'un görüşü olmadan inanın değerli arkadaşlar tutanaklara bakın. Ha, işine geleni kabul ediyor, işine geleni kabul etmiyor başka bir şey. Ama bunların sonucunda 5 yıldan beri Maliye Bakanı randevu vermez iken en sonunda geçtiğimiz günlerde Sayın Bakan'la yaklaşık 2 saatlik konum mesleki sorunlarımızı gördük. Vaktinizi almak açısından detaya girmek istemiyorum. Sosyal medyada konuşulduğu gibi hayat hikayemizi konuşmaya gitmedik. Her zaman olduğu gibi mesleki sorunları aktardık. Bir kısmının hayata geçeceğini ifade ettiler. Bir kısmında hayata geçemeyeceğini ifade ettiler. Bu süreçte sevgili Yıldız ifade etti, değerli Genel Başkan Yardımcım. Biz belki İstanbul Odası'nda da bu alışkanlık var. Yaptıklarımızın reklamını yapamıyor değerli arkadaşlar. Ama yapılanlar var. Hiçbir meslek örgütünde bana göre olmayan yardımlaşma mantığı zannediyorum bizde olduğunu inanıyorum. Bakın diğerlerinde var mı yok mu? Akademik meslek olanından bahsediyorum. Marmara depreminden sonra, o büyük depremden sonra bir yardımlaşma fonu kuruldu. Doğal afetler fonu. İyi ki de kurmuşuz. O kadar zor günler yaşadık ki bu süreçte. Sadece COVID dönemi değil, Elazığ, Malatya, İzmir depremleri. Öyle mi arkadaşlar? Meslektaşlarımızın evleri çöktü. Ofislerine giremediler. Rakamlara girmeyeceğim. COVID döneminde karantina altında olan meslektaşlarımıza ihtiyacı olan hiçbir meslektaş ayrımı yapılmadan yardımlar yapıldı. Aynı şekilde vefat eden meslektaşlarımıza da bu yardımlar yapıldı. Yapmaya da devam edeceğiz. Arkasından bitmedi ki bu dönem Türkiye'de. Deprem, COVID, orman yangınları. Tabii siyaset yapmak istemiyorum ama orman yangını ilk çıktığında devlet ortada yoktu. Ama birileri götüren götürmeyi yaptı. Arkasından devlet ortaya çıktı ve yangınlar kontrol altına alındı. Biz TÜRMOP olarak tüm yangın bölgesindeki odalarımızı, mesleklerimizi ziyaret ettik. Orada da yaraları sarmaya çalıştık. Bitti mi bitmedi, bir de selle karşılaştık biliyorsunuz. Orada da birkaç meslektaşımız mağdur oldu. Bu fon sayesinde gereken destekler verildi. Şimdi değerli arkadaşlar, ben gelecekle ilgili asla umutlarımızı yitirmememiz gerektiği olduğunu inanıyoruz. Bugün muhasebe camiası, muhasebe mesleği bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Bunu en yakından yaşayan da biziz. Hatta bu değişim ve dönüşüm yaşarken hiçbir yerden destek almadan bu süreci tamamlıyoruz.
sancılı geçiyor, sıkıntılar var. Birçok yerde de söyledim. Meslekler var olduğu sürece her zaman sorunlar olacaktır. Olmaya da devam edecektir. Önemli olan mücadele ruhumuzu kaybetmemek, ne yapacağımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu pandemi sürecinde değerli arkadaşlarım, şunu gördük. Eski alışkanlıklarımızla işi sürdürme şansımız yok sevgili arkadaşlar. Eski alışkanlıklarımızla yönetme durumunda artık değiliz. Bu anlayışlarımızı değiştirmek zorundayız. Hayat normale dönse dahi şunu asla unutmamamız gerekiyor. Yıllarca da ifade ettik. Önümüzde bir dijital süreç her zaman önümüzde olacak sevgili arkadaşlar. Bundan yararlanmak da lazım. Şöyle örnek vereyim. Cevahir Otel'de bir eğitim yapılıyor. Maksimum o salon 1200 kişi alıyor. Öyle mi arkadaşlar? Ama pandemi döneminde ben hem odamızın rakamlarını biliyorum, hem TÜMO'nun rakamlarını biliyorum. Belki ilk yaptığımız eğitime ilk etapta 1000-2000 kişi katılıyor. Ama girin bakın 30 binler, 40 binler, 50 bin kişi her bir eğitimi izlediğini görebiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Biz pandemi döneminde TÜMO olarak ciddi bir dijital yatırım yaptık. Büyük paralarla değilse bir arkadaşlar. Bugün odalarımızın eğitim yapması, kurs yapması, toplantı yapmaları, biraz sonra ifade edeceğim meslek mensupları ilgili, gelecekle ilgili çok önemli bir öngörüyle bir yatırım yaptık. Nedir bu? Bakın meslek camiasında 3-4 büyük projeler vardır. Buradaki arkadaşlarım bunların birçoğunu yaşamışlardır. Bunlardan bir tanesi, bunu niye anlatıyorum? Her projenin altında gurur duyduğumuz İstanbul odamızın emeği alın teri olduğu için anlatıyorum. 1992 yılında tek düzen uygulama tebliği çıktığında hiçbir meslek örgütü olmayan bir modelle eğitmenlerle eğitim modeli ismi kurdu. TÜRMOB'a aktardı. Kısmen aksadı ama odamız bunu yıllarca götürdü sevgili arkadaşlar. Bu bir. İki, bu kürsülerden iş dünyasının da talebi, bizim de talebimiz enflasyon muhasebesinin gelmesini savundu. Hatırlayın o yılları. %300'ler enflasyonlar vardı. O dönemde bir işletme gerçek gelirini beyan etmeye kalktığı zaman birkaç yıl sonra kapatması söz konusuydu. Enflasyon muhasebesi geldi, istedik. Pat yazılımcılar ortaya çıktı her zaman olduğu gibi. Hiç unutmuyorum rakamları. 2000 dolardan bahsediyorlardı. Burada rahmetli anıyorum. Sevgili İlhan Güven ve 4-5 arkadaşımız oturdular, bir yazılım yaptılar. Bunu yapan İSMO. İSMO bunu aldı, TÜRMO baktardı. 50 bin meslek mensuplarına bu enflasyon muhasebelerini dağıttık ve eğitimleri yaptık. Yine bu kürsülerden çabuk unuttuğumuz konu, bu camia artık Türk Ticaret Kanunu'nun yetersiz olduğunu savundu. Değişmesi gerekli olduğunu savundu. Şeffaf, denetlenir bir Türkiye olmasını savundu. Ve sonuna kadar da sahip çıktık. Ve bu nedenle yine İSMO'nun önderliğinde, yine TÜRMOB tarafından, hatırlayın, bir gün TTK, iki gün TFRS ve 4 gün bağımsız denetimine yaklaşık 45 bin meslek mensubu katıldı sevgili arkadaşlarım. Ama o büyük umutlarla yaptığımız çalışmaya maalesef siyaset zaman zaman toplumları da geriye götüren bir anlayışla iş dünyası bu denetimden dolayı para ödeyeceğiz diyerekten bu denetim durdurdular. Eskiden bir anonim şirketin denetçisinin herhangi birisi olduğunu eleştirirken maalesef şu anda anonim şirketlerin denetçisi yok sevgili arkadaşlar. Şimdi dördüncü bir çalışma daha geliyor. Biliyorsunuz sürekli eğitim konusuna hep inandık. Mesleği yapan da yapmayanın buluşacağı yerler olması gerektiğini hep dile getirdik. Bu nedenle sürekli eğitim hayata geçti. Ama bir baktık pandemi geldi. İster istemez bunu ötelemek zorunda kaldık. Çünkü başka önceliklerimiz vardı. Ama biz bu süreçte Ocak ayından beri bir eğitmenler, eğiticiler modelini kurduk. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanından ağırlıklı İstanbul'umuz olmak üzere 230 tane eğitmen yetiştirildi. 230 eğitmenle
1 Kasım itibaren 18 konuda sizleri yeter deyinceye kadar bir eğitim çalışmasına başlayacağız. Belki de bunun arkasından sürekli eğitim de hayata geçecek diye düşünüyorum. Bir başka konu değerli arkadaşlar, toplanamadık, bir araya gelemedik. Şurada bile risk altındayız. Maskeleri asla çıkarmamamız gerekiyor. Ne yapacaktık? Hayat devam ediyor. Çalıştaylar yaptık. Bu çalıştayların birisi bağımlı çalışanlar, bir de kadın çalıştaylarını yaptık. Bu çalıştaylar sonucunda ortak bir talep vardı. O da iş bulma konusuydu. Ve TÜRMOB olarak İşkur'dan iznimizi aldık. TÜRMOB Kariyer Merkezi şu anda kuruldu. Yakında muhasebe camiasında paylaşmaya devam edeceğiz. Peki hayat devam ediyor. Çalışmalarımız da devam edecek. Çalıştayların arkasından dijital toplantılara devam edeceğiz. Kasım ayında kalite kongresi, Aralık ayında etik kongresi, Ocak ayında haksızlık kongresiyle çalışmamıza devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım. Geleceğe asla umutsuz bakmayın. Biz muhasebe camiasının her zaman en iyi şeylere layık olduğunu inandık. Ama 30 yıldır bir konuda da taraf olduğumuzu hep ifade ettik. Belki bugün diyebilirsiniz ki ya bize kimse dokunmuyor etmiyor. Yanı başımızdaki meslek örgütü Baro değerli arkadaşlar. İstanbul'da ikinci baro kuruldu. Ankara'da ikinci baro kuruldu. Ne demek? Yani herkes kendi siyasi düşüncesine göre bir baro kurduğu zaman uygulamayı göreceğiz. O meslekler saygın, itibarlı olabilir mi? Böyle bir anlayış çıkıyor meslek örgütünün önündeki Türkiye sözcüğünü kaldırarak meslek örgütlerini darmadağın etmek istiyorlar sevgili arkadaşlar. Tam tersine bu meslek örgütlerine değer verileceği yerde tam tersine onları itibarsızlaştıran, onları yok ettiğimizden bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Ne yapacağız sevgili arkadaşlar? 2022 oda seçimlerimiz var. Her zaman olduğu gibi oda seçimlerinden de sağduyuyla demokratlar yoluna devam edecektir. Hiçbir endişe duymuyorum. Ama bu yetmiyor. 2023 yılı Türkiye'ye bir sınavdan geçiyor. Ya cumhuriyete taraf olanlar, insan haklarına, demokrasiye, laikliğe taraf olanlar tek uçta olacaklar. Mustafa Kemal'in dediği gibi geldikleri bir gidecekler sevgili arkadaşlarım. Ben herkesi bu konuda sağduyuya davet ediyorum. Sizlere önce sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Her şey yeniniz olsun. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Maddesine geldik değerli arkadaşlar. Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporunun ayrı ayrı okunması maddesi. Peki, o zaman biraz daha bağırmam lazım. Evet değerli arkadaşlar, gündemin 7. maddesine geldik. Sizleri de çok fazla vaktinizi almak istemiyoruz. Sayın Yahya Bey'in de söylediği gibi zaten pandemi yaşıyoruz. Her birimizde rahatsızlıklar da oluşabilir. Kendimizi de korumamız lazım. Hızlıca diğer maddeleri bitirmek istiyorum. Zaten saat 5 gibi, civarı gibi bir iznimiz vardı. Yetiştirmeye çalışacağız. Öneri şöyle, bir önerimiz var. Öneren İrfan Gümrah, Tayyar Güler, Mustafa Günaydır, Koçullu Hasan Yıldır. Öneri şu: gündemin 7. maddesinde faaliyet raporu ve kesin hesap raporu üyelere dağıtıldığından, ki ellerinizde var, sadece denetim raporunun okunmasını öneriyoruz. Önerenleri de söyledim. Oylarınıza sunuyorum değerli arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Denetim raporunu okumak üzere denetim kurulu başkanımızı kürsüye rica ediyoruz. Buyurun.
Sayın başkanlarım, sayın yöneticilerim ve misafirlerimiz, üyelerimiz, 17. Genel Kurulumuza hoş geldiniz. 20 Eylül 2018, 20 Eylül 2021 dönemi denetim raporumuzu bilgilerinize sunmak istiyorum. ...2018 usul incelemelerinden önce başlıyorum. 2018-2021 dönemlerine ilişkin vergi usul kanunu, dernekler kanunu ve dernek tüzüğü çerçevesinde tasdik edilmesi zorunlu defterler. 11 Aralık 2014 tarihinde Kadıköy 10. Noterliği tarafından 21-229 no'lu YMİ numarası ile tasdik edilen ettirilen işletme defteri 2018-19-20-21 yıllarında kullanılmaya devam edilmektedir. İlgili bu defterlere fatura, belge ve makbuzlar süresi içerisinde ve usulünde uygun olarak kayıt yapılmıştır. Faaliyet ve hesap incelemelerimiz. Derneğimize üye kayıt defterine 84 üye kaydı yapılmıştır. Yapılan üye bilgileri güncelleme çalışması neticesinde vefat eden 34 üyemizin ve istifa eden 51 üyemizin üyelikleri sonlandırılmıştır. Güncel dernek üye sayımız 541'e ulaşmıştır. Tamamı derviş sistemine kaydı yapılmış ve gerekli güncellemeler yapılmıştır. Yönetim kurulu karar defteri düzenli olup imzasız karar mevcut değildir. Derneğimiz 2018-2021 döneminde 1425 TL aidat geliri elde etmiştir. Bu dönemlere ait 250 TL giderimiz mevcuttur. Dernek mevcutlarının banka hesabında 932.54 TL'si vardır. Kasamızda 851.56 TL'miz vardır. Toplam 1784.10 TL'si olduğu tespit edilmiştir. Sonuç, değerli genel kurul üyelerimiz, dönem 2018-2021 dönemlerine ilişkin yapmış olduğumuz ara denetimler ve son denetimde tespit edilen hususlarla ilgili işlemlerde vergi usul kanunu, dernekler kanunu ve tüzüğüne aykırı işleme rastlanmamıştır. Bilgilerinize sunarım. Denetim kurulu olarak Soner Şahin, Engin Doğan ve ben Ayşe Nurper Bozok. Bilgilerinize sunarız. Teşekkür ediyoruz yönetim kuruluna bu yaptığı katkı ve çalışmadan dolayı. Teşekkürler. Evet değerli arkadaşlar, 7. maddeyi geçtik. Gerek yönetim gerekse denetim, faaliyet denetimi, faaliyet raporlarını sizlere takdim etti. Dolayısıyla bu maddede yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetme kurulu raporlarının ayrı ayrı görüşülmesi maddesine geçiyoruz. Söz almak isteyen arkadaşlarımız olacak. Vereceğim. Bu arada hazır imzalamayan arkadaş varsa lütfen hazırında imzalasın. Söz almak isteyen arkadaşlarımızın bir isim dolaştırabilir miyiz? Veya bir yazılı bir şey verebilir miyiz? Çetin'i gördüm. Oktay Bey'i gördüm. Sıralamayı uzatabiliriz. Aç. Bu görüşmeleri de aslında çok sınırlamak falan istemiyorum. Yerel kurulu çok demokratik bir şekilde yönetmeye çalışacağız, idare edeceğiz. Saate de bakmamız gerektiğini özellikle rica ediyorum sizden uzatmadan. Söylemek istediğim cümleleri az da özle bitirirseniz
Biz de divan olarak bu işi 5 gibi tamamlamaya çalışırız. Evet Çetin Bey buyurun. Eyvallah. Az konuşuyorsunuz. Gerçekten de böyle biraz daha böyle derli toplu saatte zamanlamaya... Yok zaten benim öyle fazla konuştuğum da görünmemiştir. Notlarımı da ters çevirmişim, onları bir düzelteyim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tabii konuşmacı arkadaşlar işte geçtiğimiz süreci özetlediler. Bir daha üzerinde durmanın alemi yok işte. En büyük belamız COVID belası. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve siyasal durumda göz önünde alındığında gerçekten zor bir süreçten geçtiğimiz işimizin 2023'e kaldığı kendini belirtiyor. Burada tabii Kadıköy Derneğimizle ilgili geçen dönem ben bir liste çıkarmıştım. O liste tabii genel kuruldan onay almayınca oturduk yerimizde durduk. Bugünkü genel kurulu bekledik. Tabii ben şimdi İrfan arkadaşımı dinlerken sanki A Haber izliyorum gibi oldu. İşte birçok faaliyet olmuş ama bizim hiç haberimiz yok. Aslında televizyon kanalları üzerinden gitmek gerekirse bir ara Kadıköy dernek yöneticilerimizi Müge Hanlı'dan sormaya çalışacaktım. Müge Hanım bu arkadaşlar kayıp bunları bir bulabilir misiniz diye aklımdan geçmedi de değil. Yine Oda Başkanımız Yücel Başkanım'ın konuşması gerçekten bir yani yiğidi öldür hakkını ver nitelikteydi. Yapamadıklarını nedenleriyle birlikte anlatınca da yine Halk TV izledim. Yani doğru, katılıyorum ona. Şimdi bu derneklerde Yahya Başkanımızın söylediği hani dernekler, şey odalar siyasi partilerin arka bahçesi değil. Ama baktığımızda siz Çağdaş Demokrat arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum. Ama derneklerimizin Çağdaş grubun arka bahçesi olduğunu görüyorum. Bunu nereden görüyorum? Derneklerin faaliyetlerinin monotonlaşmasından görüyorum. Hani o meşhur bir deyim var ya, metal yorgunluk. Yani bir metal yorgunluk var. Bu anlamda hani yarı kamu statüsünde olan odaların yapamadıklarını, aslında dernekler vasıtasıyla demokrasi mücadelesinde yapmak bizim açımızdan, meslektaş açısından, demokrasi kazanımı açısından daha bir kazanım sağlardı diye düşünüyorum. Yine söylemek istediğim, hani dernekler, odalar, başkanımız fondan bahsetti. Bundan birkaç ay önce, sanırım 4-5 ay oluyor, bir arkadaşımla, meslektaşımla, Kadıköy Derneğimizin üyesi bir arkadaşımızla sohbet ettiğimizde, ben naçizane aynı zamanda Ataşehir Emekliler Sendikası'nın şube sekreteriyim. Hani emekliliğin var mı diye dediğimde, Bağkur borcundan dolayı emekli olamadığını belirtince birkaç arkadaşımızı aradım. İrfan Başkanımızı, İrfan Hüseyin Yıldız'ı aradım. Yani bu arkadaşımız yine söyleyeyim hani Çağdaş gruptan bir arkadaşımızdı. Hani grup ayrımı da yapmadan. Bu arkadaşımıza nasıl bir yardımcı olabiliriz? Hani kredi de çekemiyormuş bankadan. Bu böyle bir şeyde kaldı, bir sürümcede kaldı. Bilmiyorum arkadaş ne yaptı, ne etti. Buradan varmak istediğim, eğer böyle bir fonlar varsa, bu şekilde ihtiyaç sahibi arkadaşlarımız da varsa, bunlara bu konuda, emeklileri konusunda da yardımcı olalım. Daha sonra emekli olduktan sonra maaşını taksitli bir şekilde, hani fona devredildi, onun formülü nasıl tabii bilmiyorum. Öyle bir şey olabilir. Yine bilmiyorum, burada tabii herhalde tek liste olacak ve Çağdaş Demokrat arkadaşların listesi olacak. Hani Sayın Başkan da söyledi, önümüzdeki süreç 2023 süreci Cumhuriyetimiz, laiklik, demokrasi için
birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir durumdur. Bunu hayatın her alanda grup gözetmeksizin aslında ortak çalışmalarla demokratların birliği şeklinde listeler oluşarak azı çoğu kanaat ederek birlikte yaparsak daha diye düşünüyorum. Çünkü son genel kurullarda hem İstanbul Genel Kurulu'nda benim konuşmamda şahit olanlar biliyor. Bir konuşmamda linçle karşı karşıya kaldım. Yani adamların artık o kendine olan özgüvenlerinden dolayı bundan sonra genel kurullarda sizden hani tabiri caizse kendimizi dövdürtmeyeceğiz anlamında şeyler söyleyerek kafa tuttuklarını gördük. Yine TÜRMOP Genel Kurulu'ndaki yapılan provokasyonları da göz önüne aldığımızda tekrar ediyorum. Demokratların, çağdaşların, sosyal demokratların, sosyalistlerin, yurtseverlerin hep birlikte bu süreci götürmeleri yönündeki dileğimden hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Oktay Yeşilyurt, buyurun. Burada meşhurdur 5 dakikalık demokrasiler. Sayın Divan, çok değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben konuşmamı kısa tutacağım. Doğru. Arkadaşlar saat 5 gibi toplantıyı bitireceğim dediler ama mecburiyetimiz var dediler. Doğrudur. Ama bu saat 5 uyarısını konuk sıfatıyla konuşan arkadaşlarımıza da dikkatlice uygulasalardı o da eşitlik anlamında, demokrasinin iyi işletilmesi anlamında doğru olurdu. Not olarak söyleyeyim, herhalde başka süreçlerde bu hususa dikkat edilmesi gerektiğini hep birlikte değerlendiririz. Değerli arkadaşlar, ben şunu söyleyerek başlayayım. Şimdi öyle şeyler dinledim ki burada. Bu genel kurul, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Kurulu mu? Yoksa TÜRMOP ve İstanbul Odası'nı yönetenlerin propagandası adına düzenlenmiş bir toplantı mı? Bunun ayırdığını vicdanlarınızda yapmanızı rica ediyorum. Dernek Genel Başkanı gitti. Dernek Genel Başkanı bir takım laflar edince ne yalan söyleyeyim içimden bir şey böyle ılıklık geçti dernek başkanına karşı. Çünkü daha önceki dönem genel başkanı, dernek genel başkanı biz mesleki bu salonlarda biz mesleki sorunları konuşmayız, konuşmaya gerek yok. Bizim yerimizde bu işleri TÜRMOP yapıyor zaten dedi. Bizim şimdiki genel başkan dedi ki, evet dedi, biz dedi TÜRMOP olarak dedi işte odalar olarak kurumlarımıza sahip çıkacağız. Ama iyi de bir görüntü vermediğimizi kabul etmemiz lazım. İyi bir görüntü vermemiz de lazım dedi. Ben o zaman işte dedim ki ya bu genel başkan hakikaten artık gerçeklerin altını cesaretle çizecek gibi görünüyor dedim. Sonrasında bir baktım değerli arkadaşlar. Neymiş efendim? Doğru görüntü vermeyişimizin sebebi KDV'nin süresinin bitmesine 2 gün kaldığı zaman meslek mensuplarının oralarda TÜRMOP ve odalardan şikayetçi olması bizim doğru görünüş vermediğimizi ve bu anlamda TÜRMOP ve odalarımızı yalnız bıraktığımızı gösteriyormuş. Buyur paşam buradan yak demişler. Yani böyle bir anlayışla tersinden düzünden çevirdik, gene aynı noktaya geldik. Meslektaş kabahatli yani anlayacağınız sonuçta. 30 yıldır bizi yönetenlerin hiç kabahatleri yok. Ne güzel Hamas'ın nutuklar, pembe tablolar, Cumhuriyet savunmaları, 2023 hesaplaşmasında taraf olmaları falan dile getirmeler. Güzel, güzel. Ama Cumhuriyet'in savunulması lafla Hamas'ın nutuklu olmuyor değerli arkadaşlar.
Elini taşın altına koyuyor mu benim hem insan olarak hem kurumsal yönetimim olarak kurumlarımı yönetenler? Ben onu görmek isterim. 15 Temmuz hain Amerikancı FETÖ darbesine karşı çıkmaktır Cumhuriyeti savunmak. Kim çıktıysa bugün o Cumhuriyeti darbeyi kim ezdiyse o savunuyor demektir. Gerçekçi olacağız. Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye'de, Amerika'nın açmak istediği ikinci İsrail koridoru, Akdeniz'e açmak istediği ikinci İsrail koridorunu ezilerek Cumhuriyet'e sahip çıkılır. Bu anlamda Cumhuriyet'i orada PKK'yı kim ezmişse, Amerika ile kim mücadele etmişse işte Cumhuriyet'in gerçek savunuculuğu bu noktalarda oluyor değerli arkadaşlar. Bunlar üzerinde dikkatlice duralım ve kurum yöneticilerimiz de gerçekten Cumhuriyet nedir, nasıl savunulur bunları da çok iyi şey yapsınlar. Efendim kötülük yönetimi, kötülük yönetimi. Neyin kötülük? Yerine ne koyacağız? Gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla hareket edemeyiz. Bu memleketin madem yurtseverleriyiz, madem vatanseverleriyiz, biz bu memlekette şunu A parti, B partili olmaya hiçbir itirazım yok. Ama Türkiye'nin istikbaline sahip çıkmaya çalışanlar Amerika'da Biden projelerinin uygulayıcısı olarak Amerika'dan iktidar bekleyerek ve Amerika'nın onlara biçtiği ittifaklarla Türkiye'yi bölmek isteyenlerle kuracakları ittifaklarla yöneteceklerse o zaman bu Cumhuriyeti koruyacak bir yönetim olmayacaktır. Bu noktalara da dikkat edelim değerli arkadaşlar. Özür diliyorum. Böyle Cumhuriyet savunulması olmaz. Kısaca bunu belirteyim. Hepimiz aklımızı başımıza toplayalım. Şimdi bir de hukuk meselesinden bahsediliyor. Onu da belirtmem lazım. Bugün hapislerde kimler yatıyor değerli arkadaşlar? Deniz Gezmişler mi yatıyor? Bugün hapislerde PKK'lılar yatıyor. Bugün hapislerde FETÖ'cüler yatıyor. Dolayısıyla tek tek uygulamalar anlamında hukukta eksiklikler her dönem olmuştur. Bugün de olmaktadır. Ama işin esasına baktığımızda o anlamıyla Türkiye'nin bekası, üniter yapısının korunması, birliğinin muhafaza edilmesi adına bugün hukuk altın çağını yaşamaktadır değerli arkadaşlar. Evet. Bunları da birilerinin cesaretle söylemesi lazım değerli arkadaşlar. Yoksa burada böyle gelecek döneme yatırım yapan oy avcılıklarıyla bu işler olmuyor. Ya 30 yıldır kim bir şey yaptı da elinizi tuttuk değerli arkadaşlar? Bakıyorum şikayet ediyor. Yücel Akdemir şikayet ediyor. Yapamadık diyor. Pandemi vardı diyor. Efendim bilmem ne diyor. İyi de üye de şikayet ediyor. Kim orada çözüm için oturuyor da yapamadı? Niye yapamadı? Ne için oradaydınız? Efendim neymiş? Gelecekten umutluymuşuz. Her zaman için gelecekten umutlu olacağız. Ama böyle bir takım projelerin arkasına ya da lafların arkasına sığınarak, pembe ufuklar göstererek bizi bir dönem dağın ön yüzü diye dolaştırmaya kalktınız. Şimdi de bir takım projeler söylüyorsunuz, öneriler söylüyorsunuz. Bu önerilerin altı dolu değil. Meslektaşa yararı da yok. Dijitalden faydalanacağız. Elbette faydalanacağız. Ama dijitalin köleleri olmaktan bizi kurtaracak mercilerseniz gerek dernek olarak, gerek kurumlar olarak görevinizi yapamıyorsunuz. Ya yapın ya çekilin değerli arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili Oktay Yeşil Yurt'a çok teşekkür ediyoruz. Demokrasi böyle bir şey. Konuşacağız, söyleyeceğiz, dinleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Bir söz isteyen arkadaş vardı. Mustafa Coşkun. Sayın Mustafa Coşkun. Siz konuşmazsanız olmaz zaten. Buyurun. Sevgili meslektaşlarım, tabii ki arkadaşlarımın konuşmasından sonra onlara söyleyecek söz yok. Tabii ki buralar demokratik örgüt olmaya çalışıyor. Kimi hükümeti destekleyecek, kimi muhalefeti, onlara da bir şey diyemeyiz. Geçmişte de bir kısmı hükümeti destekledi, bir kısmı şey yaptı. Benden önce konuşan arkadaşlarımın tercihleri o yöndedir. Ne diyelim? Allah onlara kolaylık versin. Önce de. Şimdi
ben başka bir şey söylemek istiyorum size bugün. Bu ay benim bu meslekteki 40. yılım. Maşallah. 1981'de Beyoğlu Geçit Şanı'nda Sayın Başkanım oraları iyi bilir. Pardon, eski onursal başkanımız, şimdi genel sekreterimiz. Evet. Tamam üstadım, öyle olsun. Dilimiz suçtu. Yani o şeyi, o Beyoğlu'nu iyi bildiği için Geçit Şanı'ndaydım. Tünel Geçit Şanı B bloktaydım. Tabii ki bizi o hale getiren neydi? Çok kendimden bahsetmeyeceğim. Kısa da tutmaya çalışacağım. Söylenecek çok şey var ama. 12 Eylül'ün şartlarında ne yapacağız diye düşündük. Birkaç iş yerine başvurduk. Olmadı. Olmayınca da ticaret sesini bitirmiştim. Gittim Beyoğlu'nda bir büro açtım. Yanımızda da bir üstadımız vardı. Eski hesap uzmanı, yeminli mali müşavir. Tam 40 yıl sonra, bundan bir ay önce de ondan telefon aldım. Bir arkadaşımız bulmuş, gidememiştik yanına. Kabahat bizde. Sayın Feridun Taş. Mesleği ondan öğrendik, sağ olsun. Burada da onu tekrar yad ediyorum. Tabii ki bu derneğimizin bir kurucusu var. Kurucuların başkanı da Sayın Turgut Arı. Bildiğim kadarıyla şimdi artık hareket edemez durumdaymış diye duydum. Ona da sağlık diliyoruz. Bu yaşa kadar özverilerde bulundu, şey yaptı, çalışmalarda bulundu. Herkes müzmin muhalif olur ama insan emeğine sahip çıkar. Ben Turgut abiyi öyle değerlendiririm. Kimi zaman bana da çok kızmıştır ama Turgut abi bu derneğin var olmasında, yaşamasında önemli bir unsurdur. Her şeye müdahale ederdi. Bir başka şeyimiz var. Kadıköy Derneğimizin bir üyesi, bugün Kadıköy Belediye'mizin başkan yardımcısı Sayın Ediz Zeyrek. Bilmiyorum 18 Ağustos 2021'deki üyelik yazılımlarını yeniden yaptı ya arkadaşlar, hepimiz o tarihte olmuşuz. Tabii pandemi vardı ama evlerden pekala yapılabilirdi bilgisayarda. O arkadaşımızı unuttular mı unutmadılar mı bilmiyorum. İnşallah unutmamışlardır. Çünkü üzülür diye düşünüyorum. Kadıköy'de emeği vardır Ediz Zeyrek'in. Bugün buraya gelecekti. Çok da emekli. Doğrudur başkanım. Dolayısıyla onu da bir Kadıköylü olarak kutlamak istiyorum. Çok büyük nutuklar atacak değilim. Gerçek halimizle ilgili birkaç istatistik paylaşacağım ve gideceğim. Şu anda İstanbul'da bugün edindiğim bilgilere göre 45.953 meslek mensubumuz var arkadaşlar. Mevcut TÜRMOB'da olan bilgiler belki biraz artmıştır. Bunun %36, yani 16.693 büro hizmeti veriyor. Yani buradaki çoğunluk bürocular, ona da görüyorum. %64'ü, yani 28.840 kişi ise bağlı meslek mensuplarımız. TÜRMOB'da ise 115.076 meslektaşımız gözüküyor. Tabii umut verici bir şey, burada başka bir istatistik söyleyeyim. Ortalama %70'i erkek, %36'ya yakını, 35.66'sı kadın meslektaşlarımız. İlk yıllara baktığımızda bu %10'lar, 15'ler civarındaydı. Kadın meslektaşlarımızın çoğalması umut veriyor. Bu anlamda da Kadın Muhasebeciler Derneği'nin oluşması da kendi emek faktörleri açısından, sorunların daha iyi anlaşılması açısından doğru bulduğunu belirteyim. Şimdi peki ben bu istatistikleri neden verdim? Genelde bizler, eskiler bilenler bilir, KDV yokken böyle bir muhasebecilik yoktu. Ziya Başkanım da burada, o da bilir. Genelde bürolarda çalışanlar Kasım ayında girer çalışmak için. Nisan, Mayıs'ta da işten çıkarılırlardı. Yani defterler elimizle yazdığımız için. O zamanki muhasebe büroları alırlardı yazısı güzel olanları. Nisan'da da defterler yazılıp beyannameler verince mizanlar çıktıktan sonra güle güle derlerdi. Şimdi tabii ki durum değişti. Daha farklı usuller gelişiyor. Şimdi meslek mensuplarımız başına, yani İstanbul'da ortalama 20 defter düşüyor. Bağlı bağımlı tamamına. Tabii ki bağımlıları ayırdığımızda bu sayı artıyor. Nasıl artıyor?
ortalama %40 oranında artıyor. Yani 40 deftere çıkıyor. Fakat bunların Türkiye'de toplam 966 bin tane kurum var. 3 milyon da kurum KDV mükellefi var. Bunu böldüğümüzde Türkiye'de ortalama 27 iş yeri düşüyor bir meslektaşa. İstanbul'da 20. Şimdi mesleğe girmek isteyenleri engellemek mi lazım? Hayır. O zaman mesleki kalitemizi artırmamız, mesleki uzmanlık alanlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. 30 yılda ne yazık ki bunu yapamadık. Güzel umutlarımız var. Bu mesleği yaptığımız sürece devam edeceğiz. Ama iki şeyden bahsedeceğim. Benim büromda eşim meslek mensubudur. Onu arkadaşlarımız bilir. O destek oluyor bize. Bir mali müşavir arkadaşımız daha var. Geçen Eylül ayının 15'inde geldi. Abi dedi, seninle görüşmek istiyorum. Buyur dedim üstad. Dedi, ben ayrılmak istiyorum. Niçin dedi? Ben dedi, yurt dışına gideceğim dedi. Bu meslekten umudum kalmadı. Nereye gideceksin? Kanada'ya gideceğim dedi, dil öğreneceğim. Kalabilirsem orada kalacağım. Akka sınavlarına gireceğim. Yapabiliyorsam onu yapacağım. Peki dedim, burada yani, çünkü şöyle bir sözümüz de vardı. Sen dedim işini geliştir. Çünkü bizde miras bırakmak yok biliyorsunuz. Arkadan gelen meslektaşına şey veriyorsun. Ortak bile olabilirsin demiştim. Ben dedi, 2 senede bir tek amcamın oğlunu getirebildim. O da 1 ay sonra kapattı dedi. Bürolarımızın tahsilatları yetmiyor. Yetmediği için meslektaşlarımıza ucuz emek olarak bakıyoruz. Genelde ne yazık ki böyle. Dün bir arkadaşım beni aradı. O da şu anda burada izleyici olarak geldi. Ben dedi, derneğe üye olmak istiyorum. Dedim, tabii üye olabilirsin. Ama dedi, ben derneği bulamıyorum ki. Kadıköy'e mi üye olsam yoksa Şişli'ye mi? Nerede dedim sizin çalışma alanınız? Dedi, Ataşehir'de. O zaman dedim, sizin yeriniz Kadıköy. Yarın gelin Kadıköy'ü izleyin. Ama ne yazık ki biz Kadıköy Derneği'ni pandemi etkisiyle de olsa, öbür türlü de olsa göremedik. Yani bizim şube başkanımız dernekler, başkanlar toplantısına gidip Kadıköy meclis üyesi diye imza atarsa o dernek başkanı değil demektir. Sevgili arkadaşlar, kusura bakmayın. O zaman bu derneğe kimse üye olmak istemez. Beni buraya mesajını gönderen arkadaş, benim bir sıfatım yok. Ama mesajı gönderen arkadaş sağ olsun Numan Bey. Neden? Çünkü aynı yönetimlerde olduk. O bana gönderdi. Onun dışında arandığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. Benim özel olarak aranmam gerekmiyor. Yani üyelere genel bir çağrı çıkarmak gerekiyor. Yani pandemi bir sebep değildi. YouTube üzerinden onlarca şey yapılabilir. Tabii ki odalarımızın, türmamızın yaptığı eğitimler çok kaliteli. Onların üstüne çıkamayız. Ama onun dışında bu derneğin başka görevleri var. Mesela çevreyle ilgili görevleri var. Örneğin yukarıda hastanenin koşu yolunda çevreyle ilgili işler var. Neden derneğimiz ona bir adım atmıyor? Ya da bununla ilgili neden bir panel ya da internetten bir şey yapmıyor? Doğrudur, onları izleyen 10 kişi 15 kişi oluyor. Ama çok, sayın başkanların dediği gibi, çok büyük şeyler değil. Yani diyorlar ya, her ne ararsan kendinde ara, Mekke'de hacda değil. Önümüz öyle çok aydınlık, çok gelişkin değil arkadaşlar. Son bir şey daha söyleyip ayrılacağım. Biliyorsunuz ben Türmok'la davalıktım. Geçen dönem burada olan bazı arkadaşlarım büyük salonda konuşurken böyle havalara şey yaptılar. Üstüme bu yeri burası değil. Evet, davalıktık ve davayı kazandık. Ben kazanmadım aslında davayı. Sizler kazandınız, biliyor musunuz? Peki nasıl kazandınız? Türmok'ta 2000 yılındaki yönetime bakın, bugünkü yönetime. Çünkü demokrasi meslekte birliği parçaladı. Demokrasi parçaladı arkadaşlar. Nisbi temsilden korkmayın. Ben bir teşekkür beklerdim. Sağ olsun bir iki arkadaşım, isimlerini burada vermeyeyim, teşekkür ettiler. Ama nisbi temsilden korkmamak lazım. Korktuğunuz başınıza gelir.
Ayrıca TÜRMOB ve benzeri odalar için çoklu oda düşünülmüyor. Çoklu oda modelleri Amerika'da vardır. Meslek mensupları, yani bizim mesleğimiz içinde vardır. Onun statüsü başkadır. Biz de düşündükleri doğrudur Sayın Yahya Başkan'ın dediği gibi. Yani mevcut yönetimlere bir şeyler yapsınlar diye. Ama onların gücü yetmez. Ama nispi temsilden korkarsanız başka şeyler başınıza gelir. Onun için demokrasiden asla uzaklaşmamak gerek. Demokrasiyi sonuna kadar savunmak lazım. Şimdi burada alınan mesajları biz aldık. Ben şu anda meslek mücadelesinin hiçbir ekibi içerisinde kendimi hissetmiyorum. Her ekibe yakın görüyorum. Ama demokrasi olmayan hiçbir ekibe oy vermem. Demokrasi istemeyen hiçbir... Eğer biz hükümetin ya da devletin başında olanları antidemokrat diyorsak, tek adamlık diyorsak, buralarda ondan vazgeçmezseniz yarın sizin başınıza da aynısı gelir. Sözde değil, özde yapmak lazım sevgili arkadaşlarım. Demokrasiden asla vazgeçmemek lazım. Demokrasi her şeydir. Eğer cumhuriyet demokrasiyle süslenmediği sürece sonuç böyle olur. Bu dönem Kadıköy'den arkadaşımız yok. Üzüldük. Belki de bizim o dönem desteklediğimiz arkadaşlar değişim diye girdi. Bir kısmı katılım diye girdi. Bunlar olsaydı belki de 6'ya 1 olacaktı, biliyor musunuz? Neydi bunların derdi? Sade sözlerinin kesilmemesi. Hayatımda hiç yönetimlere aday olmadım, biliyor musun? Listeler vardır. Bir defa yedek üye oldum. Yedek aday üye. O da seçilemeyecek diye liste tamamlayalım diye. Benim derdim ne? Benim derdim emek mücadelesi. Emek mücadelesi veren, demokrasiden yana herkesle birlikte olmayı ben düşünürüm. Herkese destek olurum. Ama onun dışında asla kimsenin önünde şey yapmam, nispi temsili ve demokrasinin özü sayarım. Teşekkür ediyorum, sağlıklar diliyorum. Evet, bu maddede söz almak isteyen arkadaşım varsa son saat 5'e de söz hakkı geçtiğini düşünerek sevgili Ayhan, buyur. Bizden de daha 6 maddemiz var. Sizler de size soracağız. Teşekkür ederim. Selam arkadaşlar. Ya ben çok kısa tutacağım. Biraz da gergin ve soğuk havayı dağıtmak adına da aslında birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bugün yapılan konuşmalarda aslında hoş şeyler vardı. Biraz onları yakaladığım için. Hani niyet midir, samimiyet midir onu ölçmek de istiyorum işin doğrusu. Sevgili başkanlarımızın yaptığı konuşmalarla dahil olarak özellikle. Hoş şeyler söylediler. Birlikte olma gerekliliğini, yan yana durma gerekliliğini ve başarının da buradan geçtiğini ifade ettiler, yanlış anlamıyorsam. Sevgili Yahya Başkan da bunu söyledi. Sevgili Oda Başkan da birlikten yana birçok şey söyledi. Şimdi niyetler farklıdır, gerçekler farklıdır. Ben bunun gerçekten samimi bir duygu olduğunu düşünmek istiyorum, bu bir. İkincisi, gerçekten bu derneklerin aktif, üretken ve iyi şeyler yapmasını istiyorsak tam da o düşünceden hareketle, dernekleri nasıl faaliyetli ve aktif hale getirebiliriz konuşabiliriz. Derneklerin gerçekten aktif olmasını istiyorsak, ki biliyorsunuz bunlar gönüllü kurumlardır, gönüllülük temelinde oluşturan kurumlardır. Burada herhangi bir çıkarın olmadığı, insanların gerçekten kendilerini aidiyetlik duygusu besleyerek sahiplendiği ve yürütmeye çalıştıkları kurumlardır. Dolayısıyla burada gökkuşağı gibi düşünmek lazım. Bütün renkleri toplayarak bir çalışma alanı yaratmak lazım. Ya bu samimiysek, derneklerin yürümesini istiyorsak bırakın bütün renkler yönetimleri yer alsın. Dernekler ayakta dursun ve üretsinler. Kim olursa olsun, hangi grup olursa olsun, ben açık söylüyorum. Çağdaşlar dahil, biz dahil, katılımcılar dahil, hepsi. Tek grup hiçbir zaman derneği başarıya götüremez. Bunu görmek zorundayız. 2023'üne hedef koyuyorsanız birlik adına bugünlerden, buralardan başlamanız lazım. İşte samimi duygu budur. Gelin o zaman ortaklaştırın. Herkes girsin buraya ve dernek bir şeyler üretsin. Şimdi ben İrfan Başkan'a hiçbir şey söyleyemiyorum. Şuraya bakıyorum. Eleştiremiyorum çünkü eleştirecek bir şey göremiyorum burada. Ve üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum. Gelin o birlikteliği buradan yakalayalım o zaman arkadaşlar, samimiyetle. Bu bir şey daha söyleyip ineceğim. Sevgili Başkan, sabrınıza sığınıyorum. Şimdi bir ülkede
Ne kadar çok cezaevi kuruluyorsa bilin ki o ülke suçlar ülkesidir. Sürekli suç işleniyordur. O ülkede demokrasi yoktur. Eğer cezaevi sürekli kuruyorsanız o ülkede hukuk yoktur. O ülkede ne vardır biliyor musunuz? Fiil olarak faşizm vardır. Yani şu son 20 yılda faşizm öyle bir gelişti ki bu ülkede herkesi susturmaya çalıştı. Daha dün ya barınma hakkını savunan öğrencileri de terörist yaptılar ya. Nasıl bir hukuktur bu ya? Nasıl bir hukuk devletidir? Çıkıp burada hukuk var diye savunuyorsunuz ya. Sevgili Oktay, faşizm var bu ülkede, faşizm. Hem de en alası var. Bu ülkede faşizmin alası var. Ben şunu söyleyeyim. Bu ülkede, özür dilerim, tamam. Bu ülkede, bu ülkenin yöneticileri işbirliği yapar ABD ile, Amerika ile, emperyalizmle. Senin dediklerin değil. Ülkeyi yönetenlerdir işbirlikçiler. Ülkeyi yönetenlerdir çürütenler. Hapiste neler yapan onlardır. Evet. Sevgili Ayhan, güzel başladın, güzel götürdün. Tamam, götürüyorum. Neyse ben germekanına söylemedim ama tabii ki bizim arzumuz bu ülkede insan haklarının önde olduğu, hukukun önde olduğu ve herkesin eşit olarak yaşadığı bir ülke olmasını istiyoruz. Onun için biz hukuku savunuyoruz. Eğer ilkeli olacaksak, eğer laikliği savunacaksak, demokratik cumhuriyeti savunacaksak bu anlamda savunacağız. Ve bütün insanlar adına, bizden olmayan insanlar adına da bunu savunacağız. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, yine kısa herhalde düşünüyorsunuz. Hayır, buyurun. Sonuna kadar demokrasi, konuşacağız. Tartışacağız, dinleyeceğiz. Evet, son konuşmacı olarak bir gerginliği nasıl gidereceğiz onu da bilmiyorum ama hiç gerek yoktu aslında. Burası Kadıköy'ün genel kurulu. Sayın Divan, değerli konuklarımız, sevgili dernek üyesi arkadaşlarım. Öncelikle kendi derneğimizle ilgili bir şey söyleyeceğim. Sonra meslekle ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok kısa kapatacağım. Birincisi şu. Şimdi tabii ki anlattık, pandemi dedik. Çok zorlu bir süreç geçti. Çok değerli arkadaşlarımızı kaybettik. En son Kemal arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. En son üzüntümüz de oydu. Dernek emekçisi, meslektaşlarımızdan olsun. Çok arkadaşımızı kaybettik. Işıklar içinde uyusunlar. Tabii zor süreçten geçtik ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bizim kendi özelimizde Kadıköy Derneği'nde tabii açın tüzüğü bakın o tüzükle emeği olanlarda birisiyim. 15 gün önceden diyor ki en azından üyelerimize bir haber verelim. Yasal olarak bir haber vermek lazım. Önerim şu. Bu birçok üyemize gitmedi biliyorum. Pazartesinden sonra sevgili divan başkanım şu anda kendisi burada gündemi bana attı. Telefon üzerinden attı. Ben ona bir esprili cevap da yazdım sağ olsun. Yönetim kurulundan bir arkadaşımız da aradı bir gün sonra. Ama bunlar yasal süreci tamamlamamış oldu aslına bakarsan. Tüzüğümüz gereği 15 gün önceden bir şekilde ulaşmak lazım. Bak 540 kişilik bir liste devrettik biz. Ben de daha önce dönek başkanıydım burada. O listenin hepsinde telefonlar vardı. Birer SMS gönderebilirsiniz. Bu yasal süreci tamamlamak demektir. Derneğin bir web sitesi yok şu anda. Yani yasal anlamda bir web siteniz olsa ya dernek adına diyelim ki hadi sosyal medya olsa bir Facebook'unuz olsa o bile bir yasal anlamda bir değer taşır. Orada derseniz ki şu gün bir genel kurulumuz vardı ilan ederseniz o da en azından üyelere ulaşmış sayılır. Sadece yerel bir gazetede ilan etmek bu meseleyi çözmez değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın bunlara dikkat edin. Bunlar önemli şeyler. Bakın bugün ben geldim buraya gelmeyen bir tane üye yarın gidip dava eder genel kurulu geçersiz kılabilir. Bunlar önemli şeyler. Yani basit gibi görünüyor ama çok önemli şeyler. Bakın burada güzel bir hazırım var. Buraya hitap ediyorum. Yeni seçecek arkadaşlarımız buna dikkat etsin. Bunlar önemli şeyler. Bir de burada dernekle ilgili, meslekle ilgili her şey konuşuldu. Sevgili başkan da tamamladı konuşmasını ama dedi ki o da yapıyor, TÜRMAP yapıyor bizden alasını, eğitimlerin. Biz dedi artık onu yapmıyoruz. O zaman ben de şunu diyorum. Sevgili başkan, tüzükte bizim amacımız var. Bizim bir amacımız var. Meslek mücadelesiyle ilgili bir amaç var. Mesleki bağımsızlık denilen bir amaç var. Bir iki dakikanı alıyorum. Kusura bakmayın bunlar önemli şeyler. O amaçta diyor ki meslek mücadelesine katkı, mesleki bağımsızlık, üyeler arasında kaynaşmayı sağlamak asıl mesleki özelliklerimizi ve bağımsızlığımızı vurgulamış. Bunun üzerine amaç üzerine kurul bu dernek. Üçüncü madde bakarsınız amaç konusunda.
Az önce bahsettiğim konu da bakın genel kurulu ilgili 26. maddeydi. O maddede de baksınlar yani 15 gün öncesinden devam işini. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Sevgili arkadaşımız bu konuyla ilgili meslek mücadelesi ilgili bir şey söylemedi. Sadece işte yemeğe katıldık, başka bir şey yaptık, birkaç tane espriden bahsetti. Bakın bunlar o zaman böyle olacaksa köy derneği olsun. Bakın benim köy dernekleri de var katıldığım. Onlar için en önemli başarı şu. Köyün pikniğini yapmak, her sene bir kere piknik yapmak, bir de özel günler, işte düğündü, dernekti, neyse özel günleri, efendime söyleyeyim, de vefatları bildirmek. O zaman o dernek başarılı oluyor. O zaman biz öyle bir yönteme çözülelim. Yani madem öyle, burası derneğin sendikasıysa, mesleki mücadele alanıysa, bırakın konuşalım, bırakın meslek mücadelesi yapalım, o konuda bir şeyler yapalım. Şimdi genel anlamda bir şey söyleyeceğim. Sevgili başkan burada söyledi, projelerinden bahsetti, pandeminin bunu biraz engellediğinden bahsetti. Ama sadece bu pandemiye sığmamak lazım. Şu açıdan söylüyorum, mücadelenin yöntemini seçmek lazım. Şimdi Yücel Başkan gitti, dedi ki yani niyet kötü, kötülük üzerine kurulmuş bir şey var, biz bir şey yapmak istesek de zaten bunu engelliyorlar, yapmıyorlar. Ama efendim şöyle bir şey de var, mücadelenin şeklini belirleyelim. Madem biz odalar, tümoklar da meslektaşın hakkını korumak adına kurulmuş bir müesseseler, yani biraz rahatımızı bozalım canım. Yani şimdi mücadele şeklini değiştirelim. Tamam, diyalog olmuyorsa başka şey deneyebiliriz. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Ne zaman biz düdük çaldıysanız, bayrağı çektiyseniz bu mücadele şekli anlamında ben seve seve gelirim. Koşa koşa gelirim. Yani bugün bu dernek için de geçerli. Yarın TÜMOB için de geçerli. Bir örnek var önümüzde. Çok basit. Koca koca akademisyenler, saygı duyduğumuz insanlar Boğaziçi Üniversitesi'nde her gün sırtını dönüyor rektörlüğe. Her gün sırtını dönüyor. Bir yöntem belirlemişler. Belirlediler yani. Sonuçta başarılı oldu olmadı bilemiyorum sonuçta. Başarılı olduğunda varsayarım ben her şeye rağmen. Bir yöntem belirlemişler. Biz de belirleyebiliriz değerli arkadaşlar. Yani illa bizim bir partinin arka bahçesi gibi görüldüğümüzden kaynaklı olarak hükümet bizimle ilgili ya da şu anki devleti idare edenler bizimle ilgili farklı bir şey düşünüyorlarsa, size bir şey yok kardeşim, su bile yok diyorlarsa, yani bunun mücadele şeklini değiştirmek lazım o zaman. Eğer rahatımız bozulur bunu yaparsak diyorsanız lütfen bu mücadele şeklini yapın. Biz arkanızdayız. Bu da ancak en son arkadaşlarımla biri söyledi. Şetin arkadaşım değil, belki Ayhan arkadaşım söyledi. Burada ortaklaştırmayla olur. Yani biz bu samimiyete güvenmek zorundayız. Ortaklaştırma dediğim şey şu. Bakın sevgili başkanım burada. Merhaba deme fırsatı bulamadım, şimdi söyleyeyim. Sevgili başkan burada. Ben dernek başkanı olduğum bir dönemde buradan iki tane genel başkan çıkartmış. Bir derneğin şubesindeyiz şu anda Kadıköy'de. İki tane dernek genel başkanımızı ben delege yazmıştım. Yani bunların dernekle ilgili ortaklaştırmak adına, yani bu bile konu oldu. Olmaması gerekir. Yani ben netice itibariyle şunu söylüyorum. Ortaklaştırmak biraz da buradan geçiyor. Bakın bu dönem hiçbir faaliyette bulunmadı bu dönem. 2020 döneminde. Gerçekten bulunmadı. Üzgünüm yani. Yapacak bir şey yok. Değerli arkadaşımı da suçlamıyorum. Tabii mazeret de olabilir ama biraz ortaklaştırsak belki bir şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Başka da bir şey demiyorum. Sabırla dinlediniz. Sabrımızı zorladım son konuşmacı olarak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Evet, şu mikrofonu aldım. Şimdi ben bir iki saat size burada bir konferans çekerim. Şaka yapıyorum. Saatimiz de azaldı. Konuşmacı arkadaşlarımızı dinledik. Eleştirilerine teşekkür ediyoruz. Faydalandık bu anlamda. Gündemin 9. maddesine izninizle geçmek istiyorum. Yönetim ve denetleme kurullarının ayrı ayrı ibrası maddesindeyiz. Önce yönetim kurulunun ibrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetleme kurulunun faaliyetlerini takdirlerinize sunuyoruz, oylamaya sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler edilmiştir. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kendilerinize de teşekkür ediyoruz yönetim kuruluna ve denetim kuruluna. Gündemin 10. maddesindeyiz. Yeni dönem üye giriş ve üyelik aidatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi bir önergemiz vardı zannediyorum. Bu arada ben bir cevap vermek istiyorum. Aslında cevap vermek değildi, bir açıklama. Değerli yönetici arkadaşlarımız, dernek yönetici arkadaşlarımız aramalar konusunda listeler yapmış. Ben de şunu söyledim ki ben eski dinozorum. Yeni dinozorları da bana verin, ben arayayım dedim. Sevgili Mustafa'yı, sevgili Ayhan'ı o anlamda aradım. Yoksa başka arkadaşlarım arayacaktı. Nezaketlerine teşekkür ediyorum. Gündemin 10. maddesinin belirlenmesini istenen yıllık üyelik aidatının ve giriş keseneğinin
Giriş aidatının 100 lira, giriş keseneğinin 50 lira olmasını öneriyoruz. Önerenler Hasan Ildır, İrfan Gümrah, Ali Aydar Tunç, Mithat Erdoğan. Maddeyi oylamaya söylüyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Sayın Esma Yıldız Hanım'a sekreterimize teslim ediyorum. Bu dönemi bitiriyoruz. Yeni dönem, yeni çalışma dönemi bütçesinin okunması ve görüşülmesi, oylanması maddesindeyiz. Hangi arkadaşımız veya sunmak istemezse önerge. Evet, önerge son anda gördüm. Mali Muhasebeciler Divan Başkanlığı'na gündemin 11. maddesinde gelecek dönem bütçe görüşmesi maddesinde bütçe dağıtıldığından okunmamasını öneriyoruz. Önerenler İrfan Gümrah, Aynur Koçurlu, Ali Aydar Tunç. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündemin 12. maddesindeyiz. Seçimde kullanacak oy pusularının şeklinin görüşülmesi, oylanması, bir, evet bir liste, başka liste var mı diye sormak durumundayım değerli arkadaşlar. Bütçeyi oylamadık mı? Çok özür diliyorum. Evet, bütçeyi bu haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Elimizde bir tane liste var. Turuncu liste. Belli olduğunu görüyorum. Bunun onaylanması gerekmiyor. Yani gündemde onaylanma demiş ama. Yani gerek yok. Evet, bence de. Ama gündemde olduğu için listeyi yine de bir onaylarsak, kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 13. madde, seçime katılacak adaylar listesinin divana bildirilmesi. Evet, adayları görmek istiyoruz. Listelerini görmek istiyoruz. Bir tane önergeden de olduğu gibi, talep olduğu gibi var bir liste. Yok, zaten ben de çok gerekli değil dedim. Farkındaysan ilk başta, ama gündemde olduğu için. Tamam. Mustafa Bey de gerekli açıklamayı aldı böylece. Teşekkür ediyoruz Sayın Coşkun. Sen de hassassın, biliyoruz bu konularda. Ama baba ocağının genel kurulundayız. Evet, Esma Hanım, siz okursunuz değil mi? Biraz da sizi çalıştıralım. Başkan, listenin şekli turuncu olsun. Rengi oylamıyoruz arkadaşlar. Renk belli zaten. Kaç Sayın Başkan, 14. maddeyle ilgili yazdığı önergeyi okursanız, onu oylatırsanız seviniriz. Yönetim kurulu asıl üyeler Aynur Koçulu, Özbey Taşkın, İbrahim Akçay, Turan Kaşıkçı. Arkadaşlar, lütfen şöyle sizi arkadaşlarımız tanısınlar. Turan Kaşıkçı, Gülten Açıkelli Canik, Özgür Sönmez, Sadiye Başak Doğan. Yönetim kurulu yedek üyeleri Mehtap Mengi, Musa Kılıç, Engin Atik, Selçuk Bıçakçı, Burak Sema Ay, Esma Yıldız Karaşahin, Umut Aslan. Denetleme kurulu asıl Sabri Karakaşlıoğlu, Sultan Kurum, Azer Kesemen Demiral. Denetleme kurulu yedek Duran Çam, Özkan Öztürk, İsmail Çimen. Delegeler. Bekliyoruz arkadaşlar. Onur kurulu asıl Naysanlı Erdoğan Büyük Menekşe, Alper Yüksel. Okudum. Buradan geçemezsin. Bildirildi ve tanıttık. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gündemin son maddesindeyiz değerli arkadaşlar. 14. madde, yönetim, denetleme, onur kurulları, asil ve yedek üyelerinin ile genel merkez, genel kurul delegelerinin seçiminin yapılması. Öyle zannediyorum hazır oy pusulalarımız, sandığımız kapalı oy açık tasnifle genel kurulumuzu, yeni yönetimini, denetimini seçeceğiz arkadaşlar. Yardımcı olur musunuz? Sayın yöneticiler.
konuklarımıza, değerli TÜRMOP Genel Sekreterimize, o da sekreterimize katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Arkadaşlar bu güzel gidiyor genel kurulu. İnticamı diyeyim ben buna, süreç anlamda. Hızlıca bitiririz. Çok yokuz, çok kalabalık değiliz. Aynen öyle. Aynen öyle. Hızlıca kullanalım. Yani bu zarfları zaten göreceksiniz. Oy sulaları da var. Belki kabine girmek gerekmez. Tek liste olduğu için. Ama lütfen rica ediyoruz. Sandığı atalım. Teşekkür ediyoruz. Thank you.